şehitlerimiz, gazilerimiz ve canları pahasına tankların, silahların, bombaların karşısına dikilen tüm vatandaşlarımız 15 Temmuz'da yazdıkları destanla Türkiye'nin önünde yeni bir dönem başlatmışlar. O gece yaşanan ve pek azı kameralara, objektiflere yansıyan manzaraların her biri Türkiye'nin ekonomik, siyasi, sosyal terör yoluyla diz çökmesini bekleyenlerin kafasına birer balyoz gibi indi. Onlar tuzak kurdular. Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Bu böyle bilinmeli. Hepinize iyi geceler. Aslında ne oldu? Hoş geldiniz. Aslında ne oldu? Da bugün çok önemli konuklarım var. Ekrem Kızıltaş, Takvim Gazetesi yazarı, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yusuf Özkır, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi, hoş geldiniz. Teşekkürler. Ve Markar Esayan, AK Parti İstanbul Milletvekili, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz tabii Markar Bey'i milletvekilinden daha çok dolu dolu yazılarıyla biliyoruz. Şu anda akşamdayız. Hoş geldin. Eyvallah. Şimdi aslında ne oldu da birkaç meselemiz var. Bunlardan birisi elbette bugün hakkını vermek gerekir belki. Türkiye Gazetesi'nden sevgili dostum köşe yazısı yazdı ve dedik ki Amerika Büyükelçiliğinde 21 Temmuz'da bir telefon açıldı ve adrese dendi ki telefon arandı ve bir görüşme oldu. Sonra bu nedir, ne iştir diye beklerken akşam saatlerinde bir anda Amerika bir açıklama yaptı. Amerikan Büyükelçiliği, evet öyle bir görüşme oldu çünkü vizesini iptal etmiştik. Türk polisiyle beraber çalışma durumundaydık ve biz uyumlu bir çalışmanın eseri olarak senin vizen iptal oldu demek için aradık ama cevap alamadık dedi. Biraz önce de Sayın Başbakan dedi ki bu açıklamayı yeterli bulmuyoruz. Bu adil öksüz meselesi enteresan. Bir FETÖ'cü de önce tweet atıp sonra bir belge yayınladılar. Sahte olduğu anlaşıldı ki burada yine Nedim Şener'i tebrik etmek lazım. Bugün ayrıntılarla yazmıştı. Üç partiden oluşan sahte bir belge hazırlanmış ve adil öksüz MİT elemanı oldu filan yönde şeyler yaptılar. Bu adil öksüz etrafında dönen ve Amerika ile ilişkilendirilen bir mesele var. Buradan başlayalım ki buradan belki Halkbank meselesine de gidebiliriz. Ekrem Kızıltaş, buyurun. Evet, adil öksüz 15 Temmuz gerisinden beri zannediyorum 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle alakalı en çok ismi geçenlerden birisi. Bu kişinin askeri imam olduğu, işte darbe planlarını bizzat bir takım insanlarla yaptığı, Pensilvanya'ya götürdüğü, getirdiği, işte o kişi konunun kilit isimleriyle görüşmeler yaparak 15 Temmuz tarihini belirlediği, tabii o gece işte Akıncı üstünde ele geçmesi, sonra işte bir takım tutuklu, gözaltı falan olaylarından sonra da tuhaf bir şekilde salıverilmesi olayı var. İşte nasıl kaçtığı, nereye gittiği, kimler tarafından korunduğu, halen nerede saklandığı. Türkiye'de mi değil mi? Türkiye'de mi değil mi? Ciddi bir tartışma konusu. Şimdi son ortaya çıkan şey de Amerika Birleşik Devletleri konsolosluğundan 21 Temmuz akşamı galiba evet, bir arama yapılması. Bu aramayla alakalı bir iddia ortaya atılır atılmaz konsoloslukta. Yani iddianamede yer alıyordu. Evet. Batuhan Yaşar bunu ilk yazdı. Ortaya çıkardı. Evet. Konsoloslukta açıklama yapıyor. Vizesinin iptal edildiğini kendisine bildirdik falan diyor. Bu bence çok ilgi çekici bir şey. Çünkü 21 Temmuz bu kişinin isminin ortaya çıktığı, hani tabir caizse fellik fellik arandığı, her yerde adeta bulunması için çabalandığı
bir dönem. Evet. O dönemde Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'nun sanki Türkiye'deki aktüel bu gelişmelerden hiç haberi yokmuş gibi, sanki bu kişi Türkiye'deki herhangi bir havalimanından uçağa binip Adil Öksüz adına düzenlenmiş vizeyle sanki Amerika Birleşik Devletleri'ne gidebilecekmiş gibi, yani vize iptalini bildirmek için aradık demesi. Hakikaten böyle bir arama varsa çok ilgi çekici bir çalışma bu. Yani Amerika Birleşik Devletleri Konsolosluğu'nun konsolosluk duvarları arasında kaldığı, Türkiye'de neler olup bittiğinden haberdar olmadığı, ki Adil Öksüz'ün vizesinin için iptal ettiler. Bu gelişmeler üzerine demek ki iptal ettiler. Yani fellik fellik aranan bu kişi zaten... Her vizesi iptal edeni arıyorlar mı acaba? Bu konuda zannediyorum böyle bir gelenek var onlarda. Aradıklarına dair. Çünkü hani zahmet edip yola çıkmasın falan diye. Ki Amerika Birleşik Devletleri'nin vize uygulamalarında daha başka tutumlar var. Diyelim Yeşilköy'den Amerika'ya gideceksiniz. Vizeniz var. Orada yapılan kontrollerde zaten vizeniz olsa bile pasaportunuzda tekrar bildiğim kadarıyla bir kontrol yapılıyor. O kontrolde vizenizin devam ettiği görülürse uçağa binebiliyorsunuz. Ama birkaç olay hatırlıyorum. Uçak havadayken vizeleri iptal edilen insanlar oluyor. Evet, evet. Onlar indiklerinde geri döndürülüyorlar falan. Onlar yani, aramamışlar ama değil mi o zaman? Efendim? Aramamışlar. Tabii uçakta oldukları için arama... Şu anda Twitter'da günün esprisi bu. Beni Amerikan elçiliği beni niye aramadı falan gibi böyle bayağı yazılıyor yani şu an. Eyvallah. Sosyal medyanın böyle güzel evet. tarafları da var demek ki. Mesele şu. 15 Temmuz gecesi yaşananlar, 15 Temmuz gecesi yaşananların belli bir aşamasına kadar dost ve müttefik devletlerden hiçbirisinden ciddi manada bir itiraz sesi yükselmemesi, bir açıklama gelmemesi. Sessizliğe bürünmüşler. Gecenin belli bir zamanında sabah olduktan sonra artık girişimin başarıya ulaşmayacağı kesinleştikten sonra, ki ben hep o zamandan beri dikkat etmişimdir, utangaç bir takım açıklamalar vardı. Hayıflanan türde açıklamalardı. Tüh hay Allah gene başaramadılar. Evet biz sizin yanınızdayız. İşte demokrasiye karşı bu türden girişimleri tasvip etmiyoruz gibisinden açıklamalardı. Dolayısıyla o gece yaşananları zaten zor hazmeden birilerinin herhalde kendi bildikleri duaları etmişlerdir belli bir vakte kadar. Şu girişim bir başarılı olsun, Türkiye tekrar avuçlarımıza düşsün, tekrar Türkiye zayıflasın, istediğimizi yapabilecek hale gelsin ya da doğrudan elimize geçsin diye. Bütün bunlar olmadıktan sonra tabii şu anda Adil Öksüz başta olmak üzere bu konuyla alakalı mesela... Sizin tahmininiz ne veya siz ne, bu adam kim? Yani bu 15 puanlık uzman sorusu. Yani bütün Türkiye'nin herhalde evet, evet. Merak ettiği bir konu. Anlaşılan bu kişi bir şekilde bütün bu işlerin odağında yer alan, herhalde sadece Pensilvanya'daki kişiyle bağlantısı olmaktan ibaret değil. Bunun dışında herhalde bir takım başka tuhaf bağlantıları da olan birisi. Çünkü sadece Pensilvanya bağlantısı olsaydı, o gece, o gecenin tüm detayları henüz elimizde yok. Bu kadar başarıyla herhalde kurtarılamazdı ve bu kadar başarıyla kaybolamazdı. Ve 15 Temmuz'dan bugüne kadar bu kadar başarıyla da saklanamazdı. Yani o zamanlarda düşünün, işte MAK timi, işte SAT timi, değişik timlerden kaçan insanlar oldu ki bunlar hayatı idame kursu almış insanlardı. Bir süre sonra yakalandılar. Ama Adil Öksüz, yine başka kaçaklar da var da bunların bir kısmı yurt dışına kapağı atmış durumdalar. Ama bir isim hala sır, içeride mi dışarıdan bilmiyoruz. Ama zannediyorum birçok kişinin aklına gelen bir konu var. Bilhassa bu 21 Temmuz araması falan ve geçtiğimiz günlerde Almanlar üzerinden yaşanan bir olay vardı biliyorsunuz. İşte Alman Başbakanının Sayın Cumhurbaşkanımızı arayıp, bir isimden bahsederek bu ismin aslında bir işte gazeteci olduğu, Türkiye'de mahkeme tarafından arandığı, buna dokunulmaması falan gibi şeyler vardı. Sonra işin ne olduğu anlaşıldı. Bu kişiyi meğer işte Alman konsolosluğuna bağlı bir yerde saklıyorlardı. Teröristmiş. Ajan, Cumhurbaşkanı terörist. Cümlelerini söylüyorum. Bütün bu vasıfları her ne kadar AK Parti bazı milletvekilleri bundan çok alınmış olsalar da bunu söyleyelim tekrardan. Evet böyle bir şey vardı. Şimdi de Adil Öksüz'e 21 Temmuz'da yapılan arama ve bütün bu olup bitenlerden sonra acaba yani Adil Öksüz'de birilerinin bildiği bir yerde falan mı diye akla sorular da geldi zannediyorum bugün. Peki. İşin bir de bu cephesi var. Peki. Süper. Bu Adil Öksüz'ün... Evet Adil Öksüz meselesi aslında bir puzzle var ve onun parçalarından birisi gibi bence ortaya çıktı. Yani o tamamlanıyor giderek.
Aslında ya toplumumuzun irfanı açısından baktığımızda bu darbe girişiminin kimlerle ilişkili olduğu konusunda bir mutabakat var, bir genel yargı var. Ama hani puzzle'ın parçalarının tamamlanması açısından bunun ortaya çıkması önemliydi. Birkaç şeyi paylaşayım ben izninizle. 18 Temmuz'da John Kerry, Amerikan Dışişleri Bakanı, 18 Temmuz. Bir açıklama yaptı ve şöyle dedi o zaman. 3 gün sonra. Türkiye bu gözaltılarla ilgili fazla ileri gitmesin evet. dedi. Evet. Tam da o dönemde bir şey konuşuyorduk. Yani İncirliğin bu darbe girişimi esnasında nasıl rolü. Bir rolü olduğuna dair bir tartışma vardı Türkiye'de. Sonra 21 Temmuz'da tesadüf o ki arandığı Amerikan gün Konsolosluğundan Adil Öksüz'ün arandığı gün CIA Başkanı o dönemdeki bir açıklama yapıyor. Bu darbe girişiminin arkasında FETÖ var mı sorusuna kaçamak bir cevap vererek meseleyi şeye bağlıyor. Ya Türkiye'de bundan sonra otoriterleşme, sertleşme ve iç karışıklık artacak meselesini bağlayarak bunu cevaplandırıyor. Yine ilginç, tam bu dönemde Amerikan Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bir açıklama yapılıyor. Ve bu da çok önemli. Türkiye'de muhataplarımız gözaltına alınıyor. Evet. Tabii bu bize şunu hatırlatıyor hepimizi o dönemde. 12 Eylül darbe girişimi esnasında darbesinden sonra yine Amerikalıların yani Amerikalıların Türkiye'deki yetkililerinden birisinin bizim çocuklar başardı diyerek Beyaz Saray koridorlarındaki gezmesini hatırlatıyor. Şimdi bu üç açıklamaya baktığımızda Amerika'nın aslında en başından beri yani toplumun bu darbe girişimini püskürtmesinden sonraki performansına baktığımızda Adil Öksüz'le ilişkilendirmemiz yabana atılır bir durum değil. Aslında kaçınılmaz. Bu açıklama zaten işte bunu Pensilvanya'yı da bize dahil edince zaten. Tabii tabii. Öyle değil mi? Yani Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da bu kadar rahat hala duruyor olması da bize bir şey söylüyor. Net bir şey söylüyor. Evet. Esas meseleyi zaten bize o anlatıyor. Yani şeyin terör örgütü FETÖ'nün liderinin Pensilvanya'da yaşıyor olması. Bu konuda Türkiye'nin taleplerini Amerikan makamlarının sürekli göz ardı etmesi, hiç dikkate almaması hatta. Yani ben bir mahkemeye taşındığını bile zannetmiyorum, düşünmüyorum. Böyle bir açıklama yok. Geçen Adalet Bakanı'nın açıklamaları vardı. Bu konuda ciddi adımlar atılmadığını söylüyordu. Şimdi Adil Öksüz'le ilgili ortaya çıkan bu tabloya baktığımızda Amerika ile doğrudan bir ilişkisi olduğunu görüyoruz bu meselenin. Ya bizim çocuklardan biri gibi değil mi? Yani tırnaksa söylüyorum. Kesinlikle. Yani öyle. Artı şu da var. Yani Türkiye'nin NATO'da görevli olan bütün subayları neredeyse Almanya'da, işte Amerika'da vesaire yerlerde görevli olanların hepsi bir kısmı da Norveç'teydi. Bulundukları ülkelere iltica ettiler. Bu bizi başka bir kapıya doğru taşıyor. Ne NATO, Gladio ve daha Türkiye'deki darbelerle ilişkili bir yere daha bizi götürüyor. Buna da geçmişe dönük baktığımızda hani Adil Öksüz Amerikan konsolosluğundan arandı bir cümle. Kendi başına. Ama bunun arkası Türkiye'deki darbeler tarihinin başlangıcına kadar bizim taşıyabileceğimiz, götürebileceğimiz bir geçmişe sahip. Yani siz işte darbenin arkasında doğrudan Amerika'yı mı? Yani şöyle olağan şüphelilerden birisi Amerika. Bu darbeyle ilişkilendirebileceğimiz. Ama bununla ilgili... Amerika'nın hangi kanalı? Belki hani ama Amerika'nın ya, işte... Hangi Amerika? Obama yönetimi gitti, Trump yönetimi geldi. İşte Trump yönetiminin Dışişleri Bakanı... İşte Türkiye yarın gelmeden hemen önce bizim biraz önce ve sonra konuşacağız. Halkbank Genel Müdür Yardımcısının Amerika'da tutuklanması filan. Hani bunların hiçbiri tesadüf olmadığını biliyoruz. Yani bu biraz geçmişe doğru bu meseleyi götürürsek. Yani Türkiye'de işte 27 Mayıs 1960 darbesi. 12 Eylül 1980 darbesi. 28 Şubat 1997 postmodern darbesi. Bütün bu darbe girişimlerine baktığımızda sonradan ortaya çıkan gerçekler bu darbe girişimleriyle bir şekilde CIA'nin bağlantılı olduğunu ortaya koyan pek çok iddia var, belge var, bilgi var. Bununla ilişkili olarak yine Amerikan medyasının da yayınlarına baktığımızda aynı istikametin takip edildiğini görüyoruz. İşte Time dergisinin 27 Mayıs darbesinden sonra ki ilk kapağına baktığımızda Adnan Menderes'e karşıt ve yeni dönemde Türkiye'nin daha demokrat, işte daha laik olacağına dair onu alkışlayan bir haber dili olduğunu görüyoruz. Aynısını 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu sefer tam tersini gördük. Yani Türkiye'de darbe girişiminin püskürtülmüş olmasından
rahatsızlık duyan bir Time dergisi vardı karşımızda. Dolayısıyla Adil Öksüz'ün Öksüz'le ilgili ortaya çıkan bu gerçek, Amerikan konsolosluğundan aranmış olması gerçeği, puzzle'ın parçalarından birisini daha tamamlamış oldu bence ve toplumun hissiyatındaki bu darbe girişimiyle Amerika arasında kurulan o ilişkiyi hissiyat aşamasından bir adım daha yukarı taşıdığını düşünüyorum. Ama Amerika'da tabii ki hangi Amerika'dan Amerika ibaret değil. Hangi Amerika? Pentagon mu, CIA mi? İşte o meselelerde Amerika'nın kendi içinde de şu an tartışılan konulardan birisi. Yani FBI Trump'ı araştırıyormuş, öyle değil mi? Trump'ın birçok adamını araştırıyorlar mesela, şu anda. Yani bayağı hatta... Evet, hangi işte, Amerika sorusu da kocaman bir soru işareti olarak duruyor karşımızda. Ulusal Güvenlik Danışmanı Trump'ın görevden istifa etmek zorunda kaldı. Tabii. Bu FBI araştırmaları sonucunda işte Rus Büyükelçisi'yle görüşmeleri deşifre edildi, ortaya çıkartıldı ve sonrasında Trump'ın en güvendiği isimdi. Evet. Ve Türkiye'li de özellikle Fethullah Gülen'le ilgili onun iade edilebileceğine dair cümleyi kuran kişiydi. Yani bunlar hani tesadüfen atılan adımlar değil Amerika'da. Şu da var mesela Amerika'daki iş tartışmalara baktığımızda, yani Trump'ın da Amerika'da görev süresini tamamlayıp tamamlayamayacağına dair de tartışmalar yapılıyor. Yani Amerika'da darbe olur mu tartışması var şu anda. Yani şu an o da orada devam ediyor bir şekilde. Evet, peki. Marka Bey ne der bu konuda, Adil Öksüz konusunda? Evet, yani iki konuk arkadaşın da güzel bir çerçeveden baktılar. Ben de işte telefonumda 12 Eylül darbesinden sonra Time'ın kapağı var. Buradan gözükür mü bilmiyorum ama. Gözükür. Arkadaşlar? Yani onu arşivimde var. Çoğunluğunda vardır. Evet. İşte burada şöyle. Evet. Hemen 12 Eylül'den sonra Time'ın kapağı bu. Holding Turkey Together diye. Burada şey demek istiyor. Yani burada bir kendi evrene Holding Turkey Together. Yani Türkiye'yi bir arada tutan kahraman ve general Kenan Evren şeklinde. Bu her zaman hocamın da söylediği gibi her darbeden önce ve sonrasında hem darbe öncesi iklimlendirme noktasında herhalde bunun içinde 1952'de NATO'ya giriş tarihimizi bir milat olarak görmek lazım. Her darbe öncesinde ve sonrasında bir iklimlendirme, daha sonra darbe yapanlara dönük yeni muhataplar olarak bir taltif, bir meşruiyet sağlama noktasında bir çaba olmuş. Yani şimdi bu bir yakın zamanda Mısır'daki Sisi'ye yapılan aynısı, o halılar döşenmiş karşılamalar mesela. Kesinlikle öyle. Ve hemen Sisi'nin darbe yapmasından sonra, o kan darbeden sonra Catherine Ashton'un hemen oraya koştuğunu hatırlarım mesela. Avrupa Birliği'nden vesaire, Amerika'dan. Bunlar hem onun rakibini bir itibarsızlaştırma kampanyasına, ciddi anlamda medyalarıyla ve hükümet güçleriyle Sisi döneminde işte petrol ve yardımların nasıl kesildiğini, benzin kuyruklarının ve çöplerin nasıl biriktiğini vesaire vesaire hatırlayın. Daha sonra Sisi'ye hemen akıtılan milyarlarca dolarlık kredileri hatırlayın. Burada aslında Trump daha işte seçim kampanyasında da Obama'ya, yani artık Amerikan vatandaşlarının vergilerini diğer ülkelerde darbe yapmak için harcamaktan vazgeçin ve Amerika'nın içine dönün şeklinde uyarı, yani aslında çok alenen, bilinen, Amerikan kamuoyunda da tartışılan, dünyada bildiği, Güney Amerika'da çok değişik pratikleri olan bir hegemon devlet tarzı bu. Ve hemen yine Adil Öksüz üzerinden, yani bu FETÖ darbesi işgali üzerinden, maşası FETÖ olan işgal darbesi çok güzel, üzerinden. Daha güzel. Yani bir bu, maşa olarak kullanılan tabii, FETÖ üzerinden. Evet. İç işgal girişimi ve darbe. İşgal ve ülkeye el koyma, parçalama girişiminden sonra işte daha yakınlarda Almanya BND'nin başkanının yaptığı açıklamayı hatırlayın. Yani biz tatmin olmadık. Yani 15 Temmuz darbesinin arkasında Fethullah Gülen hareketinin olduğu konusunda emin değiliz türünden bir açıklama. Onun tabii çeşitli mesajları olduğu tartışıldı yeteri kadar sanırım. Şimdi bunların hepsini toparladığınızda bunları herhalde sonsuz kez çoğaltabiliriz. Yani 15 Temmuz sonrasındaki Avrupa'ya sanki bir atom bombası düşmüş gibi oluşan sessizliği, düşkırık. Önce bir hani sevinç, hani olayın daha belirsiz olduğu saatlerde Amerika'dan gelen işte tarafları itidale çağırıyoruz açıklamaları Obama'dan. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani bir ülkede
tanklar, F-16'lar sokağa çıkmış vatandaşlarını öldürüyor bir darbeci güruh tarafından ve taraflara itidal davet eden bir yaklaşım. Daha sonra bir de süreci, yani, süreci dikkatli süreci izliyoruz. Dikkatli izliyoruz. NBC televizyonu evet. Şu anda Tayyip Erdoğan uçağına bindi Almanya'ya gidiyor diye haber yayınladı. Evet, evet doğru. Ve o yalanlamasına rağmen hala onun için özür bile dilemediler. Stratfor'un bizim Cumhurbaşkanımızın rotasını verdiği yayınları, tweetleri hatırlayın. Tüm bunlar yayına geldi. Artık hani gerçekten çok aşikar olan, artık hani maskelere veyahut da ne derler işte zarafet, diplomatik zarafet yöntemlerine de ihtiyaç duymayan bir öfke ve düş kırıklığı söz konusu. Maskeli balo bitti değil mi? Uykusuz, yani? Bir, uykusuz bir gece geçirmişler öyle görünüyor. Evet. Şimdi burada da tabii temel noktaya geri döndüğümüzde şimdi Adile Öksüz kişinin, adlı kişinin de bir işte sanırım önemi bir muhtemet yani Fethullah Gülen'in muhtemeti gibi ama herhalde son halka yani biliyorsunuz onlar böyle bir üstünü ve bir altını tanıyorlar ya ve her üste çıkan evet, altı piramide daha hakim olduğu için üzüm salkı mı diyorlar? Evet bu Fethullah Gülen'den Gülen'e talimat yani bilgi götürüp talimatları dağıtan herhalde son kişi olması bakımından ben bir önemli anlam ve aynı zamanda tabii 15 Temmuz öncesinde bu kişinin kaç giriş yaptığını 13 Temmuz'da Amerika'dan dönmüş. İşte Amerika'dan ve buradaki işte kendi FETÖ'cü o askerlerle ve diğer gruplarla işte darbe toplantıları yaptığını vesaire vesaire de zaten daha önce kamuoyuna mal olmuştu. Tabii bütün bunlar onun tabii nasıl serbest bırakıldığı ve nerede olduğu ile ilgili devam eden muamma da bu kişinin önemini ve dış ülkelerle olan bağlantısındaki kilit noktasında ortaya koyuyor. Yani şöyle bir Sayın Başbakan'ın o cümlesi enteresan değil mi? Yani evet, tatmin olmadık dedi. Yani evet. Amerikan Büyükelçiliği'nin yaptığı. Evet, bunu Dışişleri Bakanı'yla bunu da görüşeceğini ifade etti diğer Halk Bankası konusuyla genel müdür yardımcısıyla ilgili olarak da. Yani burada artık çok alinleşen ortaya çıkan bir durum var. Bazı ülkeler diğer ülkeleri kontrol edebilmek için, uzaktan kontrol mekanizması kurabilmek için içeride örgütleniyorlar. Evet. Ve bu örgütlenme değişik devlet işte organları içerisinde oluyor. Ve bu organlar eğer o ülkede bir şekilde işte seçilmiş bir başbakan veya bir parti eğer o kırmızı çizgileri yani işte uzaktan yönetilmenin oradan gelen emirlerin dışına çıktığı anda da önce bir terbiye mekanizması, daha sonra işte uyarılar vesaire derken son noktada götürme. İşte yani darbelerinde çeşitli tabii ki şeyleri var, yöntemleri var. Yani bu ekonomik anlamda çökertmek oluyor. İşte Gezi gibi bir işte kalkışma, kadife devrimler, renkli devrimler üzerinden yapılabiliyor. İşte böyle işte diyelim ki siyaseti dizayn ederek unutmayalım bu ülkede. İki tane çok önemli partiye müdahale edildi. CHP ve MHP'ye 2010-2011'de. Bunların sonuçlarını biz bugün hala görüyoruz. Lider ve yaşıyoruz. Evet, kadro bunlar olarak da birer müdahale. Bunlar da birer müdahale. Bunların hiçbirisi de Türkiye'nin içinden kaynaklanmıyor. Evet. Dolayısıyla olmadığı noktada da işte yargının kullanıldığı 17-25 Aralık ve bugün hala işte Halk Bankası noktasında Barara ondan sonra yerine bıraktığı işte savcının devam ettiği. Onu da bir başlık halinde konuşmamız gerekiyor. Onu konuşacağız herhalde ama yani bunlar o da olmadığı noktada burada Türkiye bir engelli koşuyu aşan bir atlet gibi bunların hepsini aştı. Yani Brezilya takıldı. Brezilya'da impeachment denen şeyi başardılar ve orada tabii medya çok tekel olduğu için ve küresel sermayenin tamamen ele geçirdiği bir ülke Brezilya. Yani orada yerli ve milli bir liderin arkasında durabilecek bir sistem Türkiye'de olduğu gibi ne iyi ki. 28 Şubat'ta yoktu Türkiye'de ve başarılı oldu. Ama evet, şimdi işte bu medyalarımız sayesinde, işte milli yerli sermayeler sayesinde, bir orta sınıf sayesinde biz bunları tabii ki güçlü bir liderlik de içinde olmak üzere partiyle birlikte hep birlikte el ele veriyoruz ve bunları atlatıyoruz. Ama işte Brezilya'da olmadı, Mısır'da olmadı, Ukrayna'da başka bir şey oldu. Orada bir 3. Dünya Savaşı'nın fitili hala yanıyor. Yani işte Ukrayna'daki Rus yanlısı hükümeti bir demokrasi görüntüsü altında indirdiler ama Rusya bu işte yumruğu vurdu vesaire olan Ukrayna'ya oldu vesaire ve devam ediyor oradaki problem. İşte Suriye ortada, Irak'taki durum ortada. İşte Uzak Doğu'daki hikayeleri zaten biliyoruz. Dolayısıyla bu artık her tarafından sapır sapır dökülen, deşifre olmuş ve deşifre olduğu için de ben ömrünün sonuna geldiğini düşündüm. Çünkü bu yani bu hani
öyledir ya, yani işte Foucault'cu yaklaşımda da yani en güçlü iktidar hakkında hiç bahsedilmeyendir. Yani bir şey hakkında böyle televizyon ekranlarında orada burada artık her türlü blog sayfalarında konuşulmaya başlanmışsa artık gücünü de o anlamda yitiriyor demektir ki Türkiye'de bunun önemli örneklerinden bir tanesi 15 Temmuz'da bu aziz millet 250'ye yakın şehidiyle, 2200 gazisiyle ve ben 80 milyonu birden gazi olarak da kabul ediyorum. Evet, güzel, o da çok güzel. Bu bence doğru bir yaklaşım çünkü herkes o sokağa çıktı ve orada vatanını gerçekten ölümüne savundu. Ve bu noktada da bir tarih yazdık. Bizim en önemli bence 15 Temmuz çok önemli bir devrim. Bu noktada da ülke yine yoluna devam etme noktasında bugün işte 16 Nisan referandumuna kadar erişebildi. Ama tabii 16 Nisan çok önemli bir milat olacağı için yani yerli, milli bir devleti millete merkeze koyarak yani devletin kalbine olması gerektiği gibi milleti yerleştirerek bütün mekanizmalarıyla, tüm kuvvetleriyle bunu yapmak demek işte biraz evvel konuştuğumuz bir ülkeyi uzaktan kontrol etme mekanizmalarını müdahale edilebilir alanı kapatmış olacak evet, 16 Nisan. Güzel. Böyle bir şey olmuş. Güzel. Şimdi hemen Halkbank Genel Müdür Yardımcısına Amerika'da yapılan operasyon yani tutuklanması meselesi ve böylece 16 Nisan'a giden yolda Amerika'nın Batı diye genellemek istemiyorum aslında yani toptancı bir yaklaşım olsun tabii istemiyorum ama hani tanım olarak söylemiyorum. Bu sefer yani, hangi Batı sorusu aklına? Yani orada tabii hocam da ifade etti lafınıza bölerek yani biraz şey tabii çok parçalı bir Amerika var, çok parçalı bir Avrupa var vesaire ve orada bahsettikleri gibi şu an Pence'in Amerikan başkanı yapılması yolunda bir aslında darbe süreci ilerliyor. Orada. Değil mi? Orada yani, doğru. Yani böyle bir topyekün bir Amerika'da yok. Yani dünyada aslında ulusal liderlerle küresel sermaye arasında bir kontrol kapışması var. Yani Amerika'yı kim kontrol edecek? Çünkü Obama ve Hillary işte ve öncesindeki tabii ki Clinton onlar küresel sermayenin temsilcileriydi. Bu adam ulusal Amerika ulusal işte yapısının bir temsilcisi gibi algılanıyor. Bunun aynısını şeyde Brexit'te vesaire de görebiliriz bu tip hikayeleri. Putin başka bir hikaye yaşıyor orada. Yani işte biliyorsunuz aslında Glasnost'un neye yol açtığı, aslında Glasnost'ta bütün Rus sermayesinin öz varlıklarının Batı'nın eline geçtiğini ve Putin'in hala bu işi tam anlamıyla halledemediğini oraya, biliyoruz. Evet, evet. Yani kendi oligarkları değil mi? Onun üzerinden. Şimdi böyle bir kavga var ve bu kavgada parçalar çok yekpare değil, çok parçalı. Aslında bir geçiş süreci. Filler tepişirken çimenler eziliyor. Evet, yani öyle. Aşağıda birçok bizim coğrafyamızdaki işte milletler, devletler perişan durumda. Bizi de onlara dahil etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu hani Mehmet Hakan Atilla, öyle değil mi? Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ve uluslararası operasyonun başındaki isim ve Rıza Zarrab'la ilintilendirip Amerika'da tutuklanıyor. Şimdi bu çok belirgin bir şekilde hani Türkiye'ye ikinci bir mesaj. Tamam Trump gelir gelmez İran'a bir mesaj vermişti. İran'ı tekrar potaya koymuştu ama biz bir de baktık ki Türkiye'yi de bir şekliyle bu işin içerisine dahil ediyorlar. Amerika 15 Temmuz'da başarılamayan darbeden sonra hala Türkiye'yi kontrol etmek için hamleler yapıyor. Öyle görünüyor. Yani ya da şöyle diyelim, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın o direncini kırmaya yönelik, onunla birlikte Türkiye'nin direncini kırmaya yönelik hamleler yapıyor. Öyle görünüyor. Buna mukabil beraber alt başı konuşalım diye söylüyorum. Avrupa Birliği'nden, özellikle Almanya'dan, Hollanda tartışmasını da açabiliriz burada. Çok acayip bir şekilde Türk, İslamofobya, ırkçılık meselesi üzerinden muazzam bir saldırı var. Yani bırakın hani dirençte saldırı var. Ve biz bu dış atmosferde hani Başbakanımızın şu cümlesini hatırlayalım ilk seçildiğinde, geldiğinde hani dostlarımızın sayısını artıracağız, düşmanlarımızın sayısını azaltacağız cümlesini kurdu. Fakat ne hikmetse biz hani sürekli sıkılı yumruğumuzu açtık. Obama'nın ilk cümlesini hatırlıyorum hani seçildiğinde.
sıkır elimizi açtık. Bu sefer onlar sıkıyorlar. Sürekli yumruk atmaya kalkıyorlar. Burayı değerlendirelim. 16 insana giden yolda ki sonra 16 insanı konuşalım. Evet. Zannediyorum bütün bunların gelip dayandığı nokta şöyle bir şey. Daha önce filler tepişiyor, çimenler eziliyor dedin. Evet. Daha önce filler gözümüzün önünde pek fazla tepişmiyorlardı. Ya da bu tepişmeleri biz işte dünya savaşları ya da sıcak çatışmalar durumunda anlayabiliyorduk. Soğuk savaşta fillerin tepiştiğini varsayıyorduk ama nasıl tepiştiklerini belki çok sonraları öğrenebiliyorduk. Her ne olduysa 21. yüzyılla birlikte birçok şey çok açık seçik olmaya başladı. Mesela işte 2001 İkiz Kule olayları, İkiz Kulelerden sonra mesela dünyanın hemen her tarafında birden tırmanmaya başlayan terör olayları, düşünün İngiltere vuruldu, işte İspanya vuruldu, Fransa'da, Almanya'da, Amerika vuruldu. Birleşik Devletleri'nde değişik yerlerde terör olayları oldu. Ve zannediyorum hepimiz de dedik ki bu terör olayları bizatihi terör değildir. Aslında bunlar bir mesaj taşıyan olaylardır. Bu mesajı verenler kimdi? İşte Amerika'ya mesaj veren, İngiltere'ye veren. İngiltere'ye de çok ilginç bir mesaj verdiler. 3 patlama olmuştu. Ve dünyanın en güzel, en iyi korunan metropolü Londra'da bir süre sonra 3 ayrı yere daha bomba konuldu. Bu sefer yerine haber verdiler ve patlatmadılar. Yani dediler ki bak istersek gene yaparız falan. Şimdi burada fillerin tepişmelerini artık biz galiba ayan beyan görüyoruz. Ve mesela geldiğimiz hale bakın. Terör konusunda ortak bir tanım yok ama eninde sonunda terör örgütü terör örgütü olarak tanımlanırdı. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri, işte Avrupa ülkeleri, Rusya'da kısmen, Suriye'de bulunan örgütlerden bazılarına terör örgütü diyor, bazılarına demiyor. Birisini öbürüne karşı kullandığını söylüyor. Aslında kendisine karşı olduğu söylenen terör örgütü nereden çıktı, nasıl çıktı sorularının hala net cevaplarını bilmiyoruz. Acaba birileri iyi polis, kötü polis ya da ne bileyim savaşacak bir malzeme bulup oraya onları koydu da başkalarıyla bir şey mi oluşturuyor falan bunları da bilmiyoruz. Ama çok ciddi bir çatışma olduğu ve bunun sadece Türkiye'yi ilgilendiren yönünün bulunmadığını gerektiğinde Avrupa'yı da ilgilendirdiğini görüyoruz. Yani işte Fransa mesela durup durup başı derde giren bir ülke. Değişik ülkelerde, Almanya'da da yaşanıyor aynı şey. Yani küresel çapta herhalde küresel yapının milli yapılara ya da ulusal yapılara yönelik taarruzlarından doğan tuhaf bir kaos var. Ama daha çok bize saldırıyorlar gibi. Şimdi tabii biz burada çok önemli bir konumdayız. Çok tek, önemli tek konumdayız. Tek direnim biz kaldık çünkü. Türkiye'nin bulunduğu konum tuhaf bir konum. Doğu ile batının arası, kuzey ile güneyin arası, zenginle fakirin arası, enerjiyle ona muhtaç olanın arası falan. Yani baktığınızda enerjimiz yok diye şikayet edip dururduk yıllarca. Petrolümüz var ama çıkarttırmıyorlar derdik. Ya da vardı ama işte yabancı şirketleri açtılar, sonra betonla blokladılar falan derdik. Şimdi geldiğimiz noktada bakıyoruz yani olmaması çok da önemli değil. Çünkü ciddi bir terminal ülke konumundayız. Ve tuhaftır. Herhalde mesela Doğu Akdeniz doğalgazı ile ilgili çok ilginç yaklaşımlar var. Türkiye'nin tespit edebildiği 15 trilyon metreküplük bir doğalgaz var. Bunu içemeyeceklerine göre, Arap ülkelerine satamayacaklarına, Çin'e ulaştıramayacaklarına göre bunun Avrupa'ya gitme mecburiyeti var. Akdeniz'den götürme şansın yok. Başka türlü gidemeyecek. Gemiyle de taşınmaz bu kadar yük. Ne olacak? Türkiye üzerinden geçecek. Şimdi burada işte terminal ülke olarak çok önemli bir pozisyonumuz var. Ve diğer Hazar gazı, efendim Irak, İran gazı, Katar doğal gazı, Rus gazı falan deyince de korkunç bir yoğunlaşma ama oluyor kuzeyde, Türkiye'nin üzerinde. Türkiye'nin bileğinde bir koridor kurarlarsa Türkiye'nin önemi kalmamış olur işte. Nasıl? Yani YPG'ye bir terör devleti kurdururlarsa bir belli koridor ölçüde Akdeniz'e çıkacak. Akdeniz'e hadi petrolü indirdi diyelim. Yani o hesabın mesela gaz üzerinden çok anlamı yok. Gazı yine Türkiye üzerinden göndermek mecburiyetindeler. Bu bir adım. Yani bunun arkasında bu tür hesaplar var ama doğal gaz ne olacak? Buradaki asıl mevzu belki 15 Temmuz'u anlamanın, işte 17-25 Aralık'ı anlamanın, gezi olaylarını anlamanın, 7 Şubat 2012'yi anlamanın arkasında şöyle bir şey var. Türkiye'yi ya ele geçirmek ya da boyun eğecek bir iktidara getirmek. Mesela şöyle, 16 Nisan'ı anlamak da şöyle, bütün bunlara rest çekmek. Tabii, anlamadım. Bütün bunlar aslında işte geçirdiğimiz bütün aşamalar, Oslo görüşmelerinin işte fahş edilmesinin ardından 7 Şubat, ardından gezi olaylar 17-25 Aralık, o arada eski Kobani olayları falan filan, peşinden 15 Temmuz falan. Türkiye'yi
kolay razı olabilecek, sırtına vurulup ağzından lokması alınabilecek bir ülke haline getirmenin girişimleriydi. Olmadı. Olmayınca da şimdi burada 16 Nisan'ın 15 Temmuz'un tabii sonucu 16 Nisan'dır. Sizin öyle bir yazınız vardı diye hatırlıyorum. Bunun tabii sonucudur. Neden o? Arkadaş, sürekli vurup duruyorsunuz. Bir dakika. Ben size karşı koymaya kalktığımda da içeriden birileri benim kolumu, bacağımı tutuyor, eteğimi çekiştiriyor falan. Benim bu manialardan kurtulmam lazım. Bunun yolu ne? Ben bu kararı net olarak verebilmek için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyorum. Yürütme halkın seçtiği birinin elinde olacak. Parlamenter sistem falan bahanesiyle şu fren ve denge sistemi adı altında yürüyüşümüzü engelleyecek ağırlıklardan kurtulacağız. Her şey açık ve net olacak. Bu 16 Nisan'ın anlamı. Ve Batı dünyasının bütün teamülleri, diplomatik kuralları, Avrupa değerlerini falan filan her şeyi çöpe atarak. Bence bu çok ciddi bir travmadır. Türkçe tweet atıyorlar, Türkçe başlık atıyorlar. Çok, çok ciddi bir travmadır. Oynatıyorlar değil mi? Enteresan. Asıl travma yaşayacak olanlar içimizdeki hani hesapsız batıcılar. Adamlar batıyı objektif olarak bir değer olarak kabul ettikleri için olup bitenlerin ne olduğunu hala anlayabildiler mi bilmiyorum ama tuhaf bir şey. Bir dakika, Almanya sen ne yapıyorsun? Ya da Hollanda sen ne yapıyorsun? Ya Viyana Konvansiyonu var. Bir bakana bunu nasıl yaparsın? Bu soruların sorulması gereken zaman geçti belki ama yani bazıları belki geç anlarlar. Herhalde ileride gelecektir bunlar. Ha, o zaman Avrupa dediğimiz yapının, Batı dediğimiz yapının işte bahsi geçen o parlak cilasının döküldüğü ve Avrupa'nın eyvah Türkiye'de arzu ettiğim şeyleri yapabildiğim, en azından arzu etmediğim şeyleri biraz geriye doğru itebildiğim, ne bileyim bazılarını iptal edebildiğim dönemler tümüyle geride kalacak. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bunlar geçerse eyvah ki eyvah modunda bir şeyle karşı karşıyayız. Onun için hayır cephesini kuruyorlar. Tabii ki. Ha, bunun bir başka tarafı da var. Ne o? Avrupa'daki gelişmeler. Sayın Cumhurbaşkanı ara sıra yarı şaka yarı ciddi söylüyor. Gelişmeler bizi endişelendiriyor falan diye. Aslında zannediyorum Avrupa'nın ciddi şekilde endişelenmesi lazım. Çok arzu edilmez ama bu gidişat işte Avusturya'da, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da değişik yerlerde o aşırı sağ dedikleri yapının gittikçe güçlenmesi, merkezi partilerin onların argümanlarıyla hareket etmeye başlamaları, gidişatın tekrar onlar gibi o dile döndüler. Eyvallah. Bu gidişatın ileriye doğru tekrar 2. Dünya Savaşı öncesine, 1. Dünya Savaşı öncesine ve kaosa dönebileceğinin bence sinyallerini veriyor. Şimdi değerler çok güzel, sloganlar çok güzel, Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesi falan çok güzel, Kopenhag kriterleri falan güzel de bunların gerçek hayatta karşılığının olmadığını hep beraber biliyoruz. Ötekine niçin karşı yok öyle bir şey? Ha, yok. Niçin yok? 28 üye var zannediyorum. Yani Romanya, Bulgaristan, Macaristan sayın işte diğer ülkelerin küçük ülke 20 var. Tane ülke sayın. Şimdi Türkiye'ye Gürcistan baktığınızda vizesiz gidiyor Avrupa'ya. Şimdi Gürcistan vizesiz Avrupa'ya gitme hakkına Türkiye'yle sahip. Türkiye'yle mukayese ettiğiniz zaman Allah Allah Bulgaristan'ın, Romanya'nın, Macaristan'ın bir dakika acaba ne oluyor? Litvanya falan. Hani senin kriterlerin? Hani senin kriterlerin? Ne oldu? O başka. Neden? Bulgaristan ya işte sen daha demokrat bir ülke. Öyle diyorlar. Hayır. Oraları bir köle gibi kullandıkları için nüfus eksikliklerini oradan getirdi. Şu anda ben size bir şey söyleyeyim. Bulgaristan ne kadar farkında bilmiyorum ama ben en son Bulgaristan'a birkaç gittiğimde Bulgaristan'da köyler, kasabalar boşalmış durumda. Çiftçilikle şunla bununla uğraşan insanlar yok. 89'da oradaki Türkleri Türkiye'ye hicret etmeye mecbur bıraktıklarında 90'da ben Kapıkule'den girip işte Sırbistan sınırından çıkana kadar ekmek bulamamıştım. Sofya'da güpegündüz ekmek bulamamıştım. Niçin? Niçin böyle? Yahu burada üretimi yapan Türkler de onları gönderdiler. Şu anda bir kaos var diyorlardı. Şimdi şu anda da köyleri, kasabalara gittiğinde evler bomboş. Basit bir örnek vereyim. 2-3 dönüm arazi içinde villa. Gidiyorsunuz 5000 euronuz varsa alabiliyorsunuz. Niçin? Gitmiş adam. Terk edip gitmiş. Neden? Almanya'nın, Fransa'nın ana eksen ülkelerinde nüfus gittikçe ihtiyarlıyor. Onların genç nüfusa ihtiyacı var. Bulgaristan, Romanya falan nasıl olsa Hristiyan ülkeler önemli değil falan diye çağırıyorlar onları. Bir süre sonra zannediyorum herkesin ayaklarının altı boşalmış olacak. Her neyse bu gidişat büyük ihtimalle Avrupa'nın 3, 5, 10, 20 sene sonra arzu edilmez. Ama tekrar 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı öncesi zamana dönmesi demek. Çünkü bütün o parlak sözlerin altını kendileri boşaltıyorlar.
Viyana Konvansiyonu diye bir şey var. 50 küsür senedir gündemde. Hollanda onu çöpe atıyor. Almanya da çöpe atıyor. Bir dakika Hacı abi, imzalamıştık hani bunu. Dünyada bir sürü ülkenin imzaladığı bir şey. Sen niye bir bakana böyle davranıyorsun falan. İşte bakan evet demeye geliyor. Tamam da ben Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi ben oyluyorum. Sana ne? Ya ben sana istediğim gibi o zaman müdahale edemeyeceğim için ben hayırdan yanayım. Terörle alakalı tutumları son derece komik. Yani işte İsviçre'de şurada burada yapılan toplantılar, o İsveç miydi? Tabii o iğrenç. Evet yani iğrenç şeyler var. Değil mi? Ne oldu? Avrupa. Hangi Avrupa? Hangi Batı, hangi Amerika'dan sonra hangi Avrupa sorusu. Ve gidişat çok kötü. Burada Türkiye ile alakalı konuş. Sayın Cumhurbaşkanımızın hani göreve gelirken söylediği, dostlarımızı artırmak, düşmanlarımızı azaltmak. Eyvallah. Ne pahasına sorusu önemli. Hiç kimsenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneticilerinden hiç kimsenin ve hiçbir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ya Avrupalılar madem böyle istiyor, onlara karşı ayıp olmasın, biz onların istediği gibi davranalım, dostluklarını kazanalım. Bunun manasıyla teslim olalım, kurtulalım. Böyle bir şey yok ki. Yani karşılıklı dostsak, müttefiksek... Geçenlerde şöyle bir yazı vardı. Ama bari eskisi gibi olsaydı diye bir yazı vardı mesela. Bari eskisi gibi olsaydı, adam o zaman seninle niye uğraşsın ki? Arzu ettiği her şeyi yaptırabiliyordu. Bakın, parlamenter sistem, vesayet sistemi derken kimse boş konuşmuyor aslında. Geriye doğru bakın, Türkiye'de arzu edilmeyen herhangi bir şeyin durdurulması için önce parlamentoda çalışılıyordu. Parlamentoda belli bir noktaya kadar gelememişse Anayasa Mahkemesi devreye giriyor. O yapmamışsa başka bir vesayet kurumu olmadı. Cumhurbaşkanı vetosu falan giriyordu. Ha bu kadar da olmamışsa muhtıra yazılıyordu. Orada da olmamış atlamış, hadi darbe yapalım diyorlardı. İşte bizim çocuklar başardı. Orbay'dan it miydi? Her neyse, evden it. Bizim çocuklar başardı. Neyi başardı? İşte bizim adımıza darbe yaptılar. Altyapısını da Marker Bey'in söylediği gibi çok güzel oluşturuyorlardı. Nedir? 70 ile 80 arasında 5000 tane genç hayatını kaybetti. Yarısı sağdan, yarısı soldan. Ve ben o dönemleri biliyorum. İşte bir akrabam, işte sol grubun lideri. Ya gel konuşalım dedim. Görüşmemişiz uzun zamandır. Oturduk. Dedim derdiniz ne? Abi dedi şimdi faşizmi bir tahlil edersek dedi. Dedim. Yani dedi faşizmi tahlil ettiğimizde dedi. Tamam et şunu tahlil dedim. Durdu. Yani dedi işte faşizmi tahlil ettiğimizde. Yahu dedim senin galiba başka şarkın yok. Abi bana dokunma dedi. Niye dedim? Bana diyorlar ki sen ihanet edersen seni vururuz. Durumum bu dedi. Sonra o çocuk Almanya'ya kaçmak zorunda kaldı. Ne o? Solun işte belli bir grubun lideri. Özelliği ne? Faşizmi tahlil edersek. Hadi et. Yok ki. Hiçbir şey yoktu. Aynı silahla öğleden önce solcu, öğleden sonra sağcı vuruluyordu. Silahları birileri temin ediyordu. Ve ben biliyorum, ben Milli Türk Talebe Birliği'ndeydim. 1975 ile 80 arası. Birileri bizi de silaha bulaştırabilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Silah getirdiler, götürdüler, teklif ettiler falan filan. Allah razı olsun. Erbakan Hoca başta olmak üzere. O dönem birçok insan bu ülkede bir kesimin en azından silaha bulaşmaması için elinden gelen her şeyi yaptı. Peki. Ve bugün o eli silaha bulaşmayan insanlar Türkiye'yi yöneten insanlar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız, daha önceki Cumhurbaşkanlarımız, Başbakanlarımız. Ha mesele ne? Türkiye dostları çoğaltalım. Doğru. Dost dediğimiz ne? Her ne isterse yapabileceğimiz ülkeler mi? Hayır. O halde dostlarımızı çoğaltalım ama karşılıklı münasebetlerde de herkes hani karşılıklı hak ve yükümlülükleri bilsin. O hale gelince dostlarımız çoğalır. Peki. Şimdi şöyle devam edeceğiz ama reklama gitmemiz lazım. Reklama gidersek sözlerinizi kesmek zorunda kalacağım için. Reklama gidelim sonra kesintisiz devam edelim. Müsaade ederseniz. Ekrem abi biraz uzun vaktini kullandı. Keselim. Şimdi, evet yani ben keselim dedim ama. Tamam. Peki reklamla keselim. Kısa bir ara, dönüşte buradayız. Aslında ne oldu diye devam ediyoruz. Reklamdan önce Ekrem Kızıltaş bize Batı dünyasının, en azından egemen olan Batı dünyasının Türkiye'ye müdahale edebildiği için
bu parlamenterim sistemde edebildiği için bu düzenin devamından yana referandumunda evet çıkmaması için hayır cephesinde neden yer aldığını anlattı. Ve bunun örnekleri de Ekrem Kızıltaş başlamadan önce soruyu sorarken işte en son ne oldu da Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Amerika'da tutuklandı, ne oldu da Almanya hayır kampanyasını Türkçe olarak durduruyor, ne oldu Hollanda'da Sayın Bakanımız Fatma Bütül Sayan Kaya muameleye maruz kaldı diye örneklendirmiştik. Buradan devam edelim. Yusuf Özkır bu konuda nedir? Ki en son bölümü de 16 Nisan özel yapalım. Yani evet, maddeler üzerinde belki geçmeyiz ama o son bölümü de 16 umalım Nisan. Umalım ki aslında maddeler üzerinde hafifçe geçelim. Umalım ki Sayın Kılıçdaroğlu da izlesin bazı şeyleri belki ciddi doğru olarak öğrenin. Evet. Şimdi ben Ekrem abinin bıraktığı yerden devam edersem, buyurun, bu Halk Bankası meselesinde. Şimdi darbe mekaniği diye bir kavram var. Bu evet, darbe mekaniği evet, dediğimiz şey esas da şunu anlatmaya çalışıyor. Yani bir ülkede, yani bir toplumda doğrudan fiziksel darbe de yapabilirsiniz ama o darbeyi yapamadığınızda her an bir darbe yapabilecekmiş gibi bir kaos ortamı sürekli canlı ve diri tutma çabası olarak bunu tanımlayabiliriz darbe mekaniğine. Buna baktığımızda işte Türkiye'de gerçekleştirilen darbeler var. 27 Mayıs'tan bu yana işte az önce saydık. En son darbe girişimi, 15 Temmuz'dan önceki darbe girişimi sürece baktığımızda Türkiye'nin çok ciddi anlamda bir darbe mekaniği sürecin içerisinden, cenderesinden geçişini görüyoruz. İşte Gezi Parkı şiddet eylemleriyle birlikte başlayan Türkiye'nin sokulduğu o karanlık tünele baktığımızda her an Türkiye'de belirsiz bir siyasi atmosfer, işte Türkiye'de her an kırılgan bir ekonomik yapı olabileceğine dair bir sürü spekülasyon, argümanlar havada uçuşuyordu. Ve tam onun devamında da 17-25 Aralık emniyet yargı eliyle yine bu FETÖ örgütünün gerçekleştirdiği bir girişimle Türkiye karşı karşıya kaldı. O girişimin de temel hedeflerinden birisi Halk Bankası'ydı. Evet. Ve Halk Bankası'nın genel müdürü FETÖ'cü emniyetçiler tarafından gözaltına alındı. Evet. Kaç gün hapiste tutuldu. Evet. Yani bir ay sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Evet, ve evet, Halk Bankası o dönemde yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'nin Kuzey Irak petrollerinin yaptığı anlaşmanın ücretinin Amerikan bankaları üzerinden değil de Halk Bankası üzerinden yatırılacağına dair ve Türkiye'nin bu Halk Bankası üzerinden uluslararası açılımını gerçekleştirdiği bir düzleme bu operasyon getirildi. Ve Halk Bankası'nın değerleri o zaman hisseleri 12-15 arasında düşmüştü. Ve bunun devamı olarak ekonomik anlamda baktığımızda işte 15 Temmuz'a kadar gelinceye kadar yine 17-25 Aralık'tan 15 Temmuz'a gelinceye kadar da Türkiye'nin yine bir darbe mekaniği kıskacında tutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Sürekli FETÖ'cülerin bazen Amerika'daki, bazen Avrupa'daki maşaları ya da ilişkili olduğu istihbaratçılar tarafından Türkiye'de her an bir darbe olabilir. Evet, i̇şte Michael Rubin'i analım şu zaman burada, şu, bu zaman yine, bu olabilir gibi evet, bir sürü... Abdullah Yılmaz analım yine, yani direkt tabii, yazdılar, tabii, çizdiler çünkü. İçerikler sürekli kullanılıyordu. Evet. Hatta bu... Emre Uslu'nun 2015'te attığı bir tweet var. 2016'da işte şu tarihte hatta darbenin tarihine çok yakın bir şey söylüyor. Evet. Darbe olabileceğine dair iddialarda bulunuyor. Ama bu genel olarak Türkiye'ye karşı batıda da hem Amerika'da hem Avrupa'da özellikle medya açısından da artan bir şiddetli söylem dili olmaya başladığını gördük. Yani şöyle onu tanımlarsak, Türkiye'de medyanın mevcut AK Parti hükümetine karşı tırnak içinde o sert, radikal muhalefetinin yerini Avrupa ve Amerikan medyasının tam da almaya başladığını gördük. Sürekli Türkiye'ye karşıtı bir şey var, bir dil var ve bu sürekli tırmandırılıyordu. Bu dil... Tabii diktatör kapaklarını falan hatırlayarak... Tabii Gezi Parkı ile birlikte tabii, başlayan işte boyun evet, eğme, Der Spiegel'in evet, ondan evet, sonra Amerikan medyasında Erdoğan'ın işte sultanlaştığına dair işte evet, yine kapaklar... Evet, evet, evet. Ya, onlarca içerikten bu çerçevede bahsedebiliriz. 15 Temmuz'a geldiğimizde bu darbe mekaniğinin FETÖ'cüler eliyle, tabii ki FETÖ'nün bir maşı olarak az önce evet, Sayın Markar Bey de tanımlamıştı.
FETÖ maşası eliyle bunun filyata sokulduğunu gördüm. Bu darbe mekaniğinin en zirve yeri. Doğrudan darbe. Evet, doğru. Ama Türkiye'de millet sahaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da çağrısıyla siyasetin, liderin ve toplumun enerjisinin birleşmesiyle ortaya çıkan sinerjiden bu darbe çok şükür püskürtüldü. Devamında ne oldu? Şu oldu. Yeniden darbe mekaniği sürecine döndü. Hayır, katılıyorum. Şöyle oldu. Evet. 18 Temmuz'da küresel derecelendirme kuruluşlarından birisi Türkiye ekonomisi için güven tazeledi. Moody's olabilir. Şimdi isimleri de karıştırmayalım. Hemen iki gün sonra tersini yaptı. Tam tersini yaptılar. Ve iki gün önce Türkiye'ye artı diyen derecelendirme kuruluşu iki gün sonra nasıl olduysa oralarda hemen Türkiye'ye karşıtı bir şey açıkladı. Ve bunun devamında işte Standard & Poor's filan da hepsi birden Türkiye'ye karşıtı, Türkiye'nin görünürlük derecesini aşağı doğru çekmeye başladılar. Ve en son yanlış hatırlamıyorsam bazı bankaların da kara listeye alındığına dair açıklamalar yapıldı. Evet. Ve bu şu, yani darbe, fiziksel darbe yapılıyor ama ekonomi üzerinden de bir darbe yapılıyor. Sonrası dolar... Dolar üzerinden yapılan işte spekülasyonlar, onları biliyoruz. Turizm, Türkiye'deki turizmin baltalanabilmesi için. Mesela DAEŞ terör örgütünün Türkiye'de gerçekleştirdiği eylemlere baktığımızda turizmi engelleyecek engeller. İşte Taksim'de Alman turistleri, Sultanahmet'te Alman turistleri, Taksim'de Arap turistleri, evet. Arap ve İranlı turistleri, İsrailler de var arasında ve havalimanında bir saldırı. Ve burada da kullanılan dile de işaret edelim. Yani mesela doğrudan Türk medyası da bunu yaptı. Sultanahmet'te tabii yerler bomba çok önemli. Falan şimdi falan. Aura yani, çok önemli. Tabii. Fatih'te demiyor işte. Yani ilçeyi kastederek söylemiyor. Doğrudan Sultanahmet diye işaretliyor. Mesela yine Şişli'de demiyor. Beyoğlu'nda diyor. Taksim'de. Yani doğrudan nokta atışı yaparak yapıyor ki bu da önemli. Buyurun. Yani İstanbul'un turizm ve kültür merkezinin kalbi Sultanahmet. Evet, aynen öyle. O tanımlamalar da tabii, çok tabii, önemli. Tabii ki. Tabii Taksim, ki. İşte Sultanahmet ve havalimanı. Evet. Hatta yılbaşı gecesi Reyna saldırısında da ölenlerin yani 30 kadarı şeydi. Yani Lübnanlı işte tabii, tabii, ve Arap aleminden gelen Türkiye'ye turistlerdi. Dolayısıyla bu darbe mekaniğinin yeniden ekonomi üzerinden harekete geçtiğini ve Türkiye'yi sıkıştırmaya çalıştığını gördük. Buna karşı Türkiye tabii yine Sayın Erdoğan'ın önderliğinde bir şey. Burada. Takım emekli eski askerler üzerinden Kasım'da darbe olabilir iddialarını falan da hatırlamak lazım. Tabii tabii. Şimdi o da işin bir boyutu. Evet. Bu ekonomi boyutu. Doğru. İkinci boyutu toplumsal provokasyonlar üzerinden de bu darbe mekaniği sürekli canlı tutulmaya çalışılıyor. Yani işte baktığımızda Türkiye'deki işte bu hendek savaşlarının başlatılması, Kürtlerle Türkler arasında bir gerilim çıkartılmaya çalışılması, ya, Alevilik, Sünnilik meselesinin... İç savaş kavramı ya ne kadar yani biz dilimize pelesenk edilmeye çalışıldı. Yani dünyanın en tehlikeli şeyinden bahsediyoruz ama çok rahat iç savaş. İç savaş çıkabilir, iç savaş da etkisi falan filan cümleleri kurmaya başladı. Yani bu ülkede yaşayan her insanın zihninde şöyle bir şey oluşturulmaya çalışılıyor. Bu ülkede ekonomi çökecek. Aman ha, ekonomi çöküyor, bittik. Bu ülkede her an iç savaş çıkabilir. Bakın işte farklı gruplar. Gördünüz mü? İşte gelecek kaygımız var. İşte referandumdan sonra evet çıkarsa bilmem ne olacak falan gibi böyle Kılıçdaroğlu'nun sayın böyle dile getirdiği bazı ama esasında tam onun değil de daha alt kademede CHP'li yetkililerin ve onun ideolojik bagaja sahip olan diğer kişilerin ve kurumların dile getirdiği böyle afaki topik, Türkiye'nin gerçekleriyle alakası olmayan iddialar var ve onlar mesela diri tutularak Türkiye'deki toplumsal yapının her an bir şey olabilecekmiş gibi bir atmosfer oluşturulmaya çalışılıyor. Şimdi bugünkü rakamlara baktığımızda, onu yeni baktım, Halk Bankası'na, genel müdür yardımcısına bu operasyon yapılması Türkiye'ye ekonomisi nasıl yansıyor? Türkiye'ye ekonomik müdahalenin bir devamı gibi ve Halkbank hisseleri %16 düşüyor. Düştü. Ya Türkiye'nin milli bankası öyle değil mi? Dünyaya açılan kesinlikle önemli şu anda önemli ekonomik... Halk Bankası 65 ülkede evet şubesi var. Yani o bunu, bu
reklamada girmez sevgili izleyiciler. Yani Halkbank, devletin Halkbank, şey olduğu için Balkanlarda olağanüstü bir faaliyet içerisinde Halkbank aynı zamanda küresel bir aktör olmak. Tıpkı Türk Hava Yolları gibi. Tabii. Söyleyelim yani. Türkiye'nin marka yüzü üzerinde birisi. Bir marka yüzü olmak için Türkiye'nin uluslararası atıyor. Para transferlerinin aynen, gerçekleştirdiği aynen. Bir ve şey. Ona problemi. Birden Amerika'dan, Amerika üzerinden bir müdahale geliyor. Yani devam edelim. Ve bu 18 Temmuz'dan sonra Halk Bankası'nın en düşük seviyesi oldu. Yani, o 18 tabii, Temmuz'dan sonra. Yani evet. Darbe girişimi var. Türkiye ekonomisi orada direndi ama ne kadar direnirsen diren sonuçta bir kaos ortamı oluştu. Ama çok güçlü olduğu için bunu atlattı. Bir ara soru sorabilir miyim? Tabii. Hani bu Türk Hava Yolları da dahil olacak şekilde İstanbul merkezli Atlantik uçuşları, hani Amerika'ya uçuşlardaki o laptopların falan toplanması... Dan, o karardan hemen sonra böyle bir şeyin gelmesi bu tesadüf ekonomik... olamaz değil mi? Çünkü orada 1 milyar dolardan söz ediliyordu biliyorsunuz. Kaybımızın 1 milyar dolar. Bırakın 1 milyar dolardan daha önemlisi bence hani o yolcu trafiğinin alışkanlıklarının önüne geçilecek bir hamleydi. Hemen arkasından böyle bir şey geldi. Bir de Türk Hava Yolları'nın imaj değerine sürülen bir şey var. İtibar kaybı anlamına evet. Da geliyor bu evet. Aynı zamanda. Çünkü bizi... Yani Amerika'nın hiçbir ülke için böyle bir şey yapma hakkı yok. Yani asla işte Dubai, Katar'ı filan hani başka bir kategoriye koyarak bunu söylemiyorum ama yani Türkiye'yi de bir kategoriye indirgeyerek bu kararın alınması bunun doğrudan bir operasyon olduğunu evet. Ve ekonomi üzerinden Türkiye'nin yükselen kurumlarını bir şekilde baskılamak ve işte 3. Havalimanı ile birlikte Türkiye'nin işte Lufthansa hava yolları ile veya işte Hollanda'nın işte en güçlü hava şirketiyle giriştiği bu rekabette bir adım öne geçmişti ve daha da fazla öne geçme ihtimali vardı. Bunun bir şekilde geriye çekilme çabasıdır bu evet. Türk Hava Yolları'na yapılan şey. Ve çok iyi hatırlattınız, eş zamanlı aslında bunlar gerçekleşti. Şuna da dikkat çekip toparlamak istiyorum. Evet, darbe mekaniği üzerinden gidiyor. Darbe mekaniği üzerinden baktığımızda, bu Rus Büyükelçisi'nin Ankara'da suikaste uğradığından hemen sonra bu konuyla ilgili sosyal medyada bir manipülasyon oluşturulmaya başlandı. Bir içerik oluşturulmaya başlandı ve bu içerik üzerinden de hem Türk yetkililer hem de işte Rus yetkililerin belli bir yere kanalize edilmeye çalışıldığını gördük. Nedir bu o? İçerikleri paylaşanlar kimdi? FETÖ üyeleriydi. Amerika'da ve Almanya'da yaşayan FETÖ üyeleriydi. Bu iz bizi nereye çıkartıyor? Oradan bir takip yapmaya çalışıyorum. Şimdi bu Halk Bankası ile ilgili Genel Müdür Yardımcısı Amerika'da gözaltına alındıktan hemen sonra bildiğimiz o Abdullah Bozkurt falan gibi, yine Emre Uslu gibi, işte Tuncay Öpçin gibi o FETÖ'nün militanları, evet. Teröristleri. Operasyon yeteneği olan militanları. Aynı insanları. Şekilde hemen 17-25 Aralık darbe girişimi esnasındaki o içerikleri hazır tutuluyor zaten. Anında paylaşmaya başladılar sosyal medyada ve oradan yine belli yerlere tabii bütün bunlar mesaj verilmeye çalışılıyor. Bunun üzerinden aslında biz bunu kimin yaptığını az önce Markar Bey de söylemişti. Savcı Bahara'nın mesela FETÖ ile olan ilişkisi ortaya çıktıktan sonra Trump yönetimi tarafından önce istifası istenip istifa etmediği için görevden kovuldu. Evet. Ve onun yardımcısı, onunla birlikte çalışan yardımcı bu operasyonu yaptı. Ki muhtemelen o da FETÖ linklerin içinde olan bir isim gibi olabilir. Ama o link nereye uzanıyor? Bizim 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında bahsettiğimiz o işte NATO, Gladio, evet. Onun Amerika'daki bağlantıları ve bunun medyadaki ayakları, uzantıları ve bu propagandayı sürekli diri ve dinç tutmaya çalışan kimlerse oralara doğru bizi bu şey taşıyor. Bu darbe mekaniğinin de bir şekilde yine yeniden hayata geçirildiğini 16 Nisan öncesi bunun hatta Türkiye'de bazı isimler sık sık bunu telaffuz ediyor. Aslında önce Kılıçdaroğlu bu 18 madde TBMM'de İşte oylama sırasında da Türkiye'de kan dökmeden anayasa değişikliğini yapamazsınız, Cumhurbaşkanlığı seni yitiremezsiniz diyordu. Benzer şekilde daha
geçmişinde Gladio ile ilişkisi olduğu iddia edilen daha marjinal gruplar tırnak içinde yapıların da Türkiye'de Mart sonunda kan akacak, Nisan başında şöyle olacak, böyle olacak diye iddialar, argümanları da var. Ya biraz o şeyin sanki canlandırılmaya çalışıldığını görüyoruz diye düşünüyorum ben. 16 Nisan öncesi. Peki. Evet. Marşal Bey. Evet, şimdi burada esas olan şey Türkiye'nin artık uzaktan kontrol edilebilecek ülke kategorisinden çıkıyor olmasıdır. Yani mesele bu. Bütün bu gerçekten çok güzel bir çerçeve ortaya çıktı. Buradaki ana mesele bu. Yani bu darbe mekaniğinin zaten her zaman hazırda tutulduğu çok doğru bir tespittir. Bunun değişik veçeleri olduğunda ben ilk bölümde ifade etmiştim zaten. Onlar da zaten belli. Bunlar işte bir menü gibi her zaman masanın üzerinde durup bunlar o günkü şartlara göre, duruma göre, koşullara göre hangisi geçerliyse bir tanesi, iki tanesi, üçü birden, hepsi birden veyahut da topyekün 15 Temmuz gibi devreye sokulan mekanizmalar ve bunların hepsi aynı zamanda işte tam bir akut halde halini 15 Temmuz'da görürken ama hayat olan halde akarken de Yusuf Bey'in ifade ettiği şey o anlamda doğru. Bir darbe mekaniği her zaman zeminde kurulu bir şekilde beklemektedir. Ve bu seçilmiş liderlerin bir şekilde yerli ve milli bir tavır içerisine girdiği noktada yani kendi ülkesi için, kendi ülkesinin dinamiklerinden yola çıkarak bir kararlar alma noktasında. Kritik cümle de bu herhalde. Evet. Yerli ve milli olmaya çalıştıkça müdahalenin şiddeti artıyor. Artmaktadır. Yani burada bence şu anda yaşadığımız sürecin en önemli kavramı bu yerli ve milli kavramıdır. Yani bu çok önemlidir. Bu noktada bir tırnak içerisinde sapma gösterdiğinde o zaman bu darbe mekaniği zaten hazır olduğu için. Ha bunlar tabii günün şartlarına göre, çağın getirdiği durumlara göre de işte güncellenmektedir. Mesela FETÖ böyle bir hazırlık olarak 40 yıl öncesinde bu işler organize edinmekteydi. Neden? Çünkü hani ulusalcı türden bir vesayet türü sosyolojiyle çok çatışmalı ve çok belirgin özelliklere sahip olduğu için yani gizlenemediği için aslında dini bir yapı üzerinden toplumun her tarafına eğitim ve hayırseverlik faaliyetleri üzerinden sızabileceği için bu çok daha hani karanlık odada Konfüçyüs'ün dediği gibi karanlık odadaki siyah kedi olmaya daha müsait olduğu için böyle bir yapılanma. Bu yarın da başka bir giysiye dönüşebilir. Ama sonuçta mantık Türkiye'nin içeriden kavranması. Yani belli yapılarda da Kemalist görünümle içeri girmiş. Hani tabii yani belli çünkü mahalle, dindar mahalle, dini görünümlü işte askerin içinde ve belli yerlerde de doğru. Atatürkçü görünümlü. Böyle bir yeteneği de var. Bu arada biz bu vesayet yapılarını, kliklerini de asla birbirinden bağımsız. Yani ben biraz evvel söylediğimde çelişmeyeyim. Yani işte diyelim ki bir aparatın vadesi doldu. Ondan sonra yeni bir aparatın zamanı geldiği noktasında da değil. Bunlar zaten iç içe geçmiş ve hepsi aynı amaca matuf bir şekilde aynı merkeze bağlı halde. Kontrol, ana kumanda bir yerde. Evet, ana bu anlamda tabii 15 Temmuz'u bir FETÖ darbesi olarak sadece değerlendirmek de bu anlamda yeterli yanlış bir açıklama olur, olmaz. Yanlış, doğru. Yani bu, eksik kalır. Eksik kalır. Tabii ki ana gövdesi bu olmuştur ama zaten o darbe mekaniğinin değişik görüntülerle, değişik fonksiyonlarla, değişik sosyolojik kesimleri veyahut devletin değişik kadrolarında değişik yerleri işte kapsayan ama en nihayetinde düğmeye basıldığında hepsi aynı anda aynı amaç için harekete geçen bir çeşitliğe sahiptir. Bunun içerisinde tabii ki medyanın belli bir bölümünü katacaksınız. İşte çeşitli sözde sivil toplum örgütlerini katacaksınız. İşte Avrupa fonlarından, Amerika fonlarından işte fonlanarak Türkiye'de sözüm ona insan hakları, işte özgürlükler demokrasi vesaire veya da sosyal projeler yapan çok uluslu yapıları da katacaksınız vesaire vesaire. Bunların hepsi aslında o darbe mekaniğinin belirli yerlerinde konuşlanmış ve belirli yerleri etkileyen ama en sonunda da işte bir işte neydi o işte hani bir değişik parçalardan yan yana gelip bir makineyi oluşturan bir durum. Voltron gibi bir şey veyahut da işte başka şeyler de var aklıma gelmedi. Şimdi burada önemli olan Türkiye'nin artık uzaktan kontrol edilemiyor olmasının ortaya çıkmış olmasıdır. Ben bunun çıldırmıştık halleri bundan bu diyorsunuz. Yani 16 Nisan'dan önce müdahale etme şansları artık kalmayacak veya çok aza ineceği için. Yani sezon finalini yapacağız diyorum ben. Hani biz yeni bir sayfa açacağız ve bu hikayenin bu ta geçmişimizden
tevarüz etmiş, bugüne kadar gelmiş bu hikayenin sezon finalini yapacağız. Hmm. Başka bir hikayeye geçiş yapacağız. Anladım. Anlamında da ben bunu algılıyorum 16 Nisan. Aynı zamanda Üstad'ın da söylediği gibi Ekrem Bey'in, yani ben bu 16 Nisan'ın aynı zamanda 15 Temmuz'un anayasası olduğunu da düşünüyorum. Yani 15 Temmuz bir halk devrimidir. Her devrimden sonra bir anayasa yazılır. Ay, bu da 15 Temmuz'un 16 Nisan hani, anayasasıdır. Ya, halk anayasasıdır. Beni kışkırttınız. Baykal'ın darbe mi oldu anayasa yapacaksınız? Yani, işte onlar kafası darbeye çalışır. Devrim şimdi de halk devrim ya. Yapar. Halk da devrim yapar. Evet. Kendi ülkesini kurtarır. O da bir milattır. Onun da bir sözleşmesi olur. O sözleşme de 16 Nisan'dır. Ben bu ülkenin kontrol edilemeyecek noktada olmasıyla ilgili kırılmanın açıkçası, tabii bunlar tartışmalı olabilir, farklı görüşler ama 2009 yılındaki One Minute olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü 2009 yılına kadar bence bir şekilde AK Parti iktidarının ve Sayın Cumhurbaşkanımızın, dönemin başbakanının bir şekilde işte biat ettirilebileceği, kontrol edilebileceği, yani bu darbe mekanizmasına, mekaniğine boyun eğebileceği, onun içerisinde belki işte bir görev verilebileceğine dair belki bir ümit, bir beklenti vesaire. Veyahut da işte zaten biz o sıralarda tabii bunun farkında değildik ama o yapıyı zaten kurup yöneten etrafını kuşat herkes FETÖ'nün de nerelere kadar sızdığını zaten bilmekteydi. Yani bunun bir ciddi problem olmayacağını eninde sonu Türkiye'nin bir yüzyılda bu yeni formatla uzaktan kontrol edilebileceği, ama şunu da ifade etmek zorundayım. Sadece uzaktan kontrol edilme noktası değil, Türkiye'nin bu mekanizma üzerinden parçalanabileceği. Hı hı. Çok önemli. Bakın bu çok şimdi... Önemli. Yani ben onu diyecektim. Yani evet. Böyle değil, aynı zamanda bu mekanizma tabii üzerinden parçalanabileceği... Evet, çok daha yumuşak ve çok daha işte sorunsuz bir şekilde halkı da tam anlamıyla, halkın da uyanamayacağı veya da uyandığı noktada çok geç olacağı... Benim çok acayip şekilde yani Kobani meselesinde başımıza gelenler... Daha doğrusu Ankara'daki bir takım odakların pozisyonları falan düşündüğü zaman gerçekten belki de halk yani çok ya böyle de olması gerekiyor gibi düşünmeye başlıyor. Veyahut da işte bir başka yol kalmadı, bizim de yapacak başka bir şeyimiz de yok. Yani şunu ifade etmek istiyorum burada. Eğer 14-15 yılı biz bu şekilde yaşamamış olsaydık, yani çünkü bu sorularda akla geliyor, yani bunca kavgaya, bunca mücadeleye, bunca acıya gerek var mı? Yani biz acaba haddimizden fazla bir şeyler de yaptık da hani yani daha küçük boyutta eskisi gibi kalsaydık. Yani biz bugün mesela... Haddimizi mi aşıyoruz? Belki hani işte bazı çevreler böyle düşünebilir. AK Parti'ye ve Sayın Erdoğan'a karşı ideolojik veyahut da başka psikolojik nedenlerle kategorik karşı olanlar. Yani sanki hani bugün Erdoğan hal edilse, AK Parti parçalansa vesaire vesaire. Biz 2002 şartlarına döneriz, oradan devam ederiz. Bakın AK Parti 15 yıldır, 14-15 yıldır olmasaydı, Sayın Erdoğan'ın liderliği dünya çapında ortaya çıkmamış olsaydı bile, 100 yıllık süreç tamamlandığı için, yani Sykes-Picot düzeni artık vadesini doldurup yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu için, Türkiye her zaman için zaten bu saldırının ve parçalanma noktasındaki işte amacın hedefinde olacaktır. 90 yıl kazandık cümlesi işte bu 90 yıl. Çünkü Lozan veyahut da Mondros'taki, Sevr'deki amaç hiçbir zaman raftan kalkmadı, yani gündemden kalkmadı. O dönemde bu halkın, bu milletin gerçekten 15 Temmuz'da gösterdiği feraseti Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda göstermesi bir kere oyunu bozdu. Bir de dış konjonktürel gelişmelerde Rusya'nın Çarlık'ın yıkılmasıyla içe dönmesi ve iç savaşa girişmesiyle Rusya'nın taraf değiştirmesi. Yani bizim orada doğuda rahatlamamız lazım. Yani en azından Rusya kendi içindeki sorunları hallederken sıcak denizlerin ve Türkiye'nin, İngilizlerin, Fransa'nın eline geçmemesi noktasında oynamış oldu. Biliyorsunuz Sykes-Picot gizliği bir anlaşmaydı. Fransa, İngiltere ve Rusya arasında. Rusya 17'de bu işten sarf-ı nazar etti ve bunu da faş etti. Bunu da zaten biliyoruz. Şimdi 2009 yılında Sayın Erdoğan işte o One Minute çıkışını ve de arkasından önünde gelen işte dünya beşten büyüktür noktasında çıkışlarını ve daha milli bağımsızlıkçı politikalarda aslında kalıcı olmaya devam edeceğini gösterdi. İstemeseniz de bağımsızlaşacağız cümlesini kurdu yani. Kurdu. Evet. Bu noktada ben ipin çekildiğini düşünüyorum. Yani bunlar bu Erdoğan'ın... Erdoğan bize yaltaklanmıyor. Yani cümleyi kurdular. Eski tabii. Amerika Büyükelçisi Jeffrey, olarak söylemişti zaten. Jeffrey söyledi bunu. Yani bizim duymak istediğimizi
James Jeffrey miydi? Neyse James ben Jeffrey, şu anda... Öyle bir adam da yok. Evet. Yani eski Ankara Büyükelçisi. Yani çünkü bu doğru bir şey. Tabii onu orada farklı bir ambalajla sundu ama hani sadece duymak istediklerini duysa yeterliymiş gibi Amerika'nın değil. Yani gereğini yapacaksın. Yani gereğini yapmazsan tamam demen yetmiyor. Yani o ayrı bir hikaye. Neyse geçelim. Şimdi burada oradan sonra mekanizmanın çalıştığını görüyorsunuz. Yani buradaki en anlamlı başlangıç Ekrem Bey Said aslında ilk çıkış, ilk darbe denemesi aslında 7 Şubat 2012 MIT darbesi. Yani orada işte doğrudan aslında Sayın Erdoğan'a giden MIT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan üzerinden giden bir darbe denemesi. Yani orada Osmanlı Tayyip Erdoğan örgütleri cümlesini bir yere yerleştirebilirse değil mi yani? Sızdırdıktan sonra işte bunların içerisinde FETÖ'cülerin olduğu da ortaya çıktı. Biliyorsunuz o mekanizma böyle çalıştı ve ondan sonra da sürekli olarak teslim alma, biat ettirme hamleleri gelmeye başladı. Yani işte ve hal etme hamleleri gelmeye başladı. Tekrar onları tekrarlamaya gerek yok ama her seferinde vitesi biraz daha yükselterek, her seferinde biraz daha öfkelenerek bu olaylar her açıdan gelmeye. Yani Türk siyaseti bir kere dizayn edilmeye çalışıldı. Ve biraz evvel anlattım kaset operasyonlarıyla Sayın Bahçeli'ye dönük MHP'ye dönük yapılan 11 işte MHP'li aralarında genel başkan yardımcılarının da düşürülmesiyle vesaire yapılan bunların hepsi her alanı tıkama yani ekonomi, siyaset vesaire bir de en ciddi konu da terörün normalleştirilmesi oldu. Yani bu da çok önemli. Siz bahsettiniz demin. Yani hem Amerika hem Avrupa Birliği nezdinde ama aynı zamanda Türkiye'nin içindekini de unutmayalım. Yani PKK'nın aslında işte ızmarit toplayan, işte hayvanları avlayanları işte şey ceza kesen vesaire işte bir özgürlük savaşçısı olduğu için çocuklar noktasında böyle bir bütün dünyada bir kampanya başladı. Niçin? Çünkü bunların üzerinden o işte operasyonu yapacaklar. Yani önce meşhur aynı anda 11 seçim kazanmış bir lider, bir politikacı, sivil bir politikacı, tek gücü 4 yılda bir oy almak olan ve bunu almadığında hiçbir şey olmayan ve bunu aldığı için yoluna devam eden bir siyasi lider itibarsızlaştırılma kampanyasına başlandı. Bunun için bir körfez ülkesinden Avrupa'ya sadece bir ülkeden 5 milyar dolar aktı. Bakın bu sadece bir noktası. Ve öyle bir hale getirilecekti ki işte burada işte 17-25 Aralık veyahut da 6-7 Ekim veyahut da işte 15 Temmuz gerçekleştiğinde zaten gitmesi gereken, düşünmesi gereken bir diktatörün aslında hani şu söylemi de unutmayın demokratik direniş hakkı. Tabii. Mesela Kılıçdaroğlu'nun söylediği şey neydi? Evet. Tam o. Yani işte başkaldırı hakkı. Radikal şimdi, demokrasi. Şimdi, evet, bunlar, şimdi bu yine pişiriliyor. Çok bunlar şekilde, bunun altyapısını oluşturmak için. Yani bir seçilmiş lideri antidemokratik bir şekilde hatta yani çok ileri boyutlarda 15 Temmuz boyutlarında hal etmenin yani indirmenin dünyada meşru ve demokratik kabul edileceği zeminin bir yandan döşenirken öte yandan çoluk çocuk öldüren çözüm sürecini Suriye'de bir işte butik devlet karşılığında Türkiye'yi iç savaşa götürme ihalesini alıp Kürt gençlerinin kanını satan ileriye doğru hem de vadeli bir şekilde satan bir örgütün tüm Avrupa ve Amerika tarafından meşrulaştırıldığını, sıradanlaştırıldığını gördük. Yani bunların hiçbirisi kendiliğinden olmadı. Yani şimdi burada insanlara işte ya komplo teorisi falan, ya üst akılda neymiş komplo teorileri işte biraz rasyonel davranın falan diyor batıcı şey kafasıyla işte onları geçin. Yani burada artık yani anca yani gerçekten en saf insanın bile göreceği bir süreç, var, bir çerçeve, bir zemin döşendi ve bu zemini 15 Temmuz'da bu halk paramparça etti. Değil mi? Ters yüz etti. Ters yüz etti. Yani gerçekten çok önemli bir durumdur. Ve ondan sonra da şimdi 16 Nisan var. 16 Nisan biraz evvel konuşmaya başlarken ifade ettiğim, bütün bunların nedeni olduğunu inandığım, Türkiye'nin artık uzaktan kontrol edilemeyecek bir ülke olmasındaki en önemli yapısal reformu yapacağız 16 Nisan'da. Evet de. Şimdi bunu yaptıktan sonra dediğim gibi bir sezon sonu ve yeni bir sezon başlangıcı olacak. Bizim bakın yani bizim dünyadaki bütün ülkelerle barışçıl bir şekilde ilişki kurmaktan başka bir
amacımız yok. Şu anda Suriye'deki askerlerimizin de yaptığı şey Türkiye'nin güvenliğini ve oradaki insanların geri dönebileceği şartları oluşturmak. Sınır bütünlüğümüzü korumaya çalışmak. Yani şurada yeni bir ilişki türü oluşturmaya çalışıyoruz. Dostlarımızı artırmak derken Sayın Başbakan'ın ifade ettiği şey de, Cumhurbaşkanı'nın da sürekli ifade ettiği şey de dünya beşten büyüktürük vesaire vesaire bu. Kardeşim artık bizimle eşit ilişki kuracaksınız. Avrupa Birliği süreci eğer Türkiye üzerinde bir vesayet sopasına dönüşmüşse, Avrupa Birliği müktesebatının bütün değerinden bağımsız olarak, siz o müktesebatı bir ülkede darbe yapmak için, o ülkede can alan terör örgütlerini meşrulaştırmak için alaşağı edip ayaklarınız altında üstüne tepiniyorsanız, siz zaten kendi uygarlığınızı çökertiyorsunuz. Evet, kendi kendinize yapıyorsunuz. Dolayısıyla bizim kalkıp da zaten ne Avrupa'dan kopmuşluğumuz, ne bir başka ülkeyle işte bu sefer de işte biz Avrupa'nın doğuyla kurduğu ilişkiyi biz kuralım, tahakküm edelim, kolonize edelim, bölüp yönetelim, savaştıralım değil. Kardeşim karşınızda egemen, güçlü bir devlet var. Artık bunu kabullenin ve bizimle hangi ilişki... Eşitler arası bir ilişki. Kuruyorsanız o ilişkiyi eşitler, yani herkesin de tabii yine gücü oranında, rasyonel kurallar, işbirliği düzleminde bunu kurmak istiyoruz. Bizim vermek istediğimiz mesaj da bu. Bunu da sübliminalde vermiyoruz. Açık açık doğrudan söylüyoruz. Evet. Dolayısıyla 16 Nisan'dan sonra da dünya birdenbire tabii ki cennet olmayacak ama bu anlamda çok önemli bir safhayı geçmiş ve sanırım yeni Türkiye'nin inşallah doğduğunu dünyaya ilan etmiş olacağız. Yani burada herhalde artık bu 16 Nisan'a kadar her yerden, hani dedi ya Cumhurbaşkanımız, yani topunuz birden gelin. Geliyorlar da zaten. Gelecekler, gelmek zorundalar çünkü son şansları. Biz de her geleni zamanında Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi geldikleri gibi giderler diyeceğiz. Giderler. Ve def edeceğiz. Yani çünkü bizim başka bir şansımız yok. Bizim bu ülkemizi korumaktan başka, bu vatanı vatan yapmaktan başka, sürdürmekten başka. Başka bir şansımız yok. Biz Batı'da, ben Avrupa Konseyi aynı zamanda üyesiyim. Evet. Her gittiğimde insanlara bunu anlatmaya çalışıyorum. Bakın bu bizim üzerinde pazarlık yapabileceğimiz bir mesele. Herhangi lüks bir konu değil. Hani şunu şöyle yapmayalım da böyle yapalım. Sizin teklifiniz ülkenin üniter yapısının, toplumsal barışının bozulması, teslim alınması ise Türkiye her şeyi göze alır. Buna karşı hepimiz, son vatandaşına kadar direnir. Yani bunu bilin, buna göre davranın. 15 Temmuz'da bunu gördünüz. Bu bir kibir değildir. Bu benim öz varlığımı korumamla ilgili bir reflekstir. Bu refleksin gelmeyeceğini beklemeyin, ummayın. Buna göre artık bundan vazgeçin şeklinde buna işte gelebilecek anlatıyoruz. Ama 16 Nisan'a kadar da bunları deneyecekler. Hiçbirisi başarılı olmayacak. Peki, onu ifade şimdi son bölüm, son 20 dakikamız. Şimdi 16 Nisan'a geldik. Peki 16 Nisan'da 18 tane madde var. Bunlardan tabii en öne çıkanı Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli olarak karşımızda. Tek tek 18 maddeyi konuşacak değiliz ama şunu ben merak ediyorum. Hani müdahale edilebilir bir ortamdan ya da yapıdan en az müdahale edilebilir, hatta müdahale edilemez bir yapıya dönüşmek istiyoruz değil mi? Yani idare biçimimizi, sistemimizi ona çevirmeye çalışıyoruz. Hangi eksiklerimizi kapatacak veya deliklerimizi, açıklarımızı kapatacak? Yani Cumhurbaşkanı hükümetin başı olsa ne olur, Başbakan hükümetin başı olsa ne olur? Meselesinde tıkanıyor ya iş. Evet. Buradan biraz yürümek lazım. Yani niye bu kadar, şimdi anlattık, bize çok müdahale ediliyor. Darbeler yapılıyor, en sonunda darbe yapılıyor. Yapılamazsa başka şeyler yapılıyor. Güzel. Biz parlamenter sistemle de onu tadil ederek de bu işi beceremez miydik? Ve 16 Nisan hangi deliklerimizi kapatacak? O müdahale alanlarımızı kapatacak? Buradan devam edelim ve 16 Nisan'ı konuşalım. Evet. Aslında ben baştan beri konuştuklarımızla alakalı sanki hafif bir böyle kötümserlik havası hissettim. Belki ben böyle hissettim. Yo, mesela ben var ya acayip heyecanlandım. Kurumlar bazında. Mesela Türk Hava Yolları ile alakalı, Halk Bankası ile alakalı yapılan yani operasyon çektiler ama bir, operasyon yapıyorlar ama bir moral üstünlük bizde. Niçin? Türk Hava Yolları ile ilgili aldıkları tedbir ne? Efendim işte cep telefonunun biraz büyüğünden daha fazla elektronik cihazları bagaja koyun. Bir dakika. Benim bildiğim kadarıyla eğer laptopunuz varsa yanınızda ve yanınıza alacaksanız ilk sıraydan geçtikten sonra bir açar mısınız diyorlar. Açıyorsunuz ve açıyorsunuz da çalıştırıyorsunuz.
bagaja koyulan bu tür aletler bence açılmadan konuluyor. Dolayısıyla bir risk varsa belki bagaja koyulması daha büyük bir risk. Evet. Niçin? Adam yanına alıyor ve çalıştırıyor. Sen ne yapıyorsun? Yanına alma diyorsun. Niye? Tehlike var. Ne yapacağım acaba abi? Bagaja koy. Olur. Bagaja ben verdiğimde genel bir X-ray taraması var. Onu açıp bakmıyor kimse. Dolayısıyla burada aklı başında olan ve bilgisayar kullanan, bu tür bilgisayarlarla yola çıkan herkes anlar ki ha, burada Türkiye'ye yönelik, Türk Hava Yolları'na yönelik bir operasyon var. Türk Hava Yolları da bildiğim kadarıyla zaten tedbirlerini aldı. Herkese tablet dağıtma falan. Hatta konuştuğumda şöyle bir şey de var. Diyelim ki iş adamı Excel'de şurada burada çalışmalar yapacak. Yani bilgisayar verin, adam flash diskle getirsin, çalışmasını orada Amerika'ya kadar yürüsün falan. O, İngiltere biliyorsunuz bir geri adım attı. Amen. Ha, Halk Bankası ile alakalı olay ne? 2013 Haziran'ına kadar bütün Avrupa bankalarının da bazı Amerikan bankalarının da yaptığı Amerika Birleşik Devletleri'nin 79'dan beri İran'a uyguladığı ambargoyu değişik açılardan delme operasyonlarıyla alakalı Halkbank'ın, Yusuf'un da az önce söylediği gelişmeler dolayısıyla cezalandırma girişimiydi. Ne oldu? Başka gelişmelerle birlikte genel müdür muavirini aldınız. Niçin? Amerikan kanunlarına aykırı davrandım falan. Bir dakika, bu zat Amerikalı değil. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Dolayısıyla ha eline geçti, tutuklarsın, belki bir şeyler yaparsın ama bir dakika yani senin kanunlarına, senin kafana göre koyduğun, Birleşmiş Milletleri bile izah etmeyen bir takım kanunlardan bahsediyorsun. Bir takım versiyonlarından bahsediyorsun. Bence sabaha çıkmayacak bir hikaye. Dolayısıyla elhamdülillah moral üstünlük bizde. Bunun da sebebi galiba şu. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla son dönemlerde gittiğim seyahatlerde şunu gördüm. En son mesela Madagaskar'a gitmiştik. 25 milyonluk bir ada. Yeraltı ve yerüstü servetleri muhteşem bir yer. Kişi başına milli geliri 450 dolar. Adanın %90'ında elektrik yok. Niçin yok? Yok. Bir önceki durağımız Mozambik'ti. 45 milyonluk ülke yanlış hatırlamıyorsam. Adamların canı burunlarında, milli gelirleri 1000 dolar civarında, sıkıntı ne? IMF'ye 1,5 milyar dolar borçları var. Onun yüzünden kıvranıyorlar. Kıvranıyorlar. Benim Cumhurbaşkanım Madagaskar'a gidiyor. Diyor ki sizin yeraltı kömürünüz, işte akarsularınız falan var. Tamam, halledelim şu elektrik meselesini diyor. Ve bunu söylerken ben buradan ne kazanırım değil. Ben buraya ne verebilirim diye bakıyorum. Mozambik'e de diyor ki 1,5 milyar dolar diyor. Bir şey değil ki. Yardımcı olalım, bir yol bulalım, ödeyin, kurtulun kardeşim. Afrika'nın en fakir ülkelerine gittiğinde, baktığında TOKİ üzerinden, Exim Bank üzerinden falan ben bu ülkeye ne veririm diye bakıyor. Başkaları gittiğinde de insanları sefil halde bulunan o ülkelere vardıklarında ben bu ülkeyi nasıl soyarım diye bakıyorlar. Büyük ihtimalle tepkileri çekiyor olmamızın temel sebeplerinden biri budur. Ama ayakta duruşumuzun temel sebeplerinden birisi de budur. Fil dişi sahindeki garibandan, Gana'daki, Gine'deki, Nijerya'daki garibandan, Madagaskar adasındaki garibana kadar herkes bir şekilde kendilerine hayrı dokunan bu ülke için ve onun lideri için bence dua ediyor. İslam aleminin hemen her tarafında böyle bir şey var. Bu dualar bereketiyledir ki, İşte efendim 7 Şubat'ıydı, 17-25 Aralık'ı gezi olayları. Mesela gezi olaylarıyla ilgili hala gezi olaylarının spontan bir olay olduğunu, 3-5 ağaç meselesiyle çıktığını zannedenler. Bu akşam yine Profesör Doktor Kerem Alkin'le konuştuk. Araştırdım diyor. Uluslararası televizyon kanalı bir hafta 10 gün öncesinden naklen yayın araçları kiralamışlardı. Tabii canım, o evet tespit edildi. Bir dakika evet. Hani spontandı, hani 3-5 ağaçtı. Alakası yok. Birileri bir girişimde bulundu. Uluslararası bir takım güçler destekledi. 16 Nisan'a... Olmadı elhamdülillah. Ha şimdi 16 Nisan'da ne olacak? 16 Nisan'da bakın Güneş Motel olayı bu memlekette yapılmak istenilen bir takım şeyleri engellemek için dengede önemli olan 12 kişiyi Adalet Partisi'nden istifa ettirmekti. Becerdiler. Bakanlık kumar karşısında. Borcu olmayan 12 isim arıyoruz deyip kumar borcu olan 12 ismi bulup o dönemdeki yürüyüşü merhaba ettiler. Parlamenter sistemin güzel taraflarından. 28 Şubat'ı hatırlayın. Refah Partisi'ne dokunamadılar. Erbakan Hoca inatla yaptıklarına devam ediyordu. Doğru Yol Partisi'nden Haram 40 parti. Küsür tabii, milletvekilini tabii. istifa ettirdiler. Ankara neyle? Palas'ta. Tehdit, şantaj. Tabii. Tehdit ve şantaj uygulanmayacak insanlara da tavuk çiftliği, benzin istasyonu ve nakit para vererek yaptılar bunu. Neydi bu? Parlamenter sistemin güzellikleri. Bu işin arkasında Türkiye'deki rantiye vardı ama onların kumandası da bence Avrupa'daki, Amerika'daki birilerindeydi.
Şimdi Makabe'yi hatırlattı mesela CHP'nin başına gelenler son dönemde. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik tabii, durumlar gelen, ne bu? Evet. Milliyetçi Hareket Partisi sağ olsun devlet Sayın Bahçeli millet menfaatine bir şey gördüğünde destek olmak için elinden gelelim. Ha o zaman MHP'yi ele geçirmemiz lazım. O operasyonların arka planında bu var. Şimdi mesele ne? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiğinde yürütmenin başına seçilecek insan her konuyu en iyi bilen isimlerden kendisine bir kabine oluşturacak ve hiçbir şekilde yasamanın yürütme olarak kendisine karışmayacağı şekilde kanunlar muhacesinin işini görecek. Bu arada yargı da yürütmenin atadığı herhangi bir görevliyi görevden aldığında 12 defa bir Milli Eğitim Müdürünü görevden aldığında yürütme 13. defa geri getirip bununla çalışacaksın kardeşim diyemeyecek. Sayın Keçecilerin Allah razı olsun anlattığı gibi Kapıkule Gümrük Müdürü'nü 3 defa görevden aldım, 4. defa göreve gönderdiler diyor. Benim de aklıma geliyor. Demek ki onu gönderen kişiyle ortak çalışıyorlardı. Erzurum'da yaşanan çok hoş bir olay. 12 kere görevden alınıyor bir Milli Eğitim Müdürü. Mahkeme 13 defa adamı göreve iade ediyor. Bir dakika yargı yürütmeye karışmıyor da hani. Şimdi sert bir kuvvetler ayrımı geliyor. Yasama kendi işini yapacak, kanun yapacak. Yürütme o kanunlara göre kendi işini yapacak, ülkeyi idare edecek ve 5 sene için görev verdiğimiz kişi her konuyu en iyi bilen insanlarla 5 sene sonra bizim karşımıza geçip tekrar oy isteyebilmek için vaat ettiği her şeyi yapacak. Peki. Vaat etmediklerini yapmaya çalışacak. Bu arada Avrupa'dan ve Batı'dan esen rüzgarlarla ya bizim menfaatimiz için şunu yap dediğinde de hadi oradan diyecek. Bunu bildikleri için gerçekleşmesin diye çalışıyorlar. Peki, peki. Yusuf Bey. Makabe'ye şey soracağım, fesih var mı yok mu diye soracağım. Evet. Buyurun. Yani ben biraz şeye değinmek istiyorum. O konuyu Ekrem abi gayet güzel bir şekilde izah etti. Burada bu seçim referandum süreci yaklaşırken insanların oy verme davranışının aslında biz bu 18 maddeyi çok tartıştık, çok konuştuk. Belki öyle demiyorlar çok, ama konuşulmamış, kimse bilmiyormuş. Hala millet bilmiyormuş şimdi, neye oylayacağını. Yani şimdi bir Sayın Erdoğan'ın çadır ziyaret ver. Oraya bağlayacağım da. Güzel. Yani çok konuştuk, tartıştık. Hakikaten anlamlı yükledik. Çünkü gerçekten anlamlı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde çok önemli bir eşik. Onu az önce Markar Bey de vurgulamıştı zaten. Fakat ben bu oy verme davranışının nihai noktada 18 madde üzerinden olmayacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de insanların oy verme davranışına geçmişe dönük baktığımızda bunun daha çok toplumsal kodlar ve siyasal kültürle ilişkili olarak sandığa yansıdığını görüyoruz. Hmm. O da genel olarak baktığımızda yani kesimler, partiler bağlamında parçalanabilir. Ama bu İdris Küçük Ömer'in işte Türkiye'de doğucu, muhafazakar, milliyetçi sağcılarla laik, kemalist, batıcı solcular arasında toplumsal yapıyı analiz ederken bir şey tanım yapar. Bizim nihai noktada yine daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine o eşikte bir oy verme davranışına doğru gittiğimizi görüyorum. Bunun da en bariz örneğini Sayın Erdoğan'ın bu çadır ziyaretinde karşımıza çıktığını görüyorum. Hmm, hatırlatın şimdi, lütfen orayı. O önemli. Şimdi işte geçen gün Sarıyer'de Hacı Osman'da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan evet çadırını ziyaret etti. Oradan çıktı. Hayır çadırını ziyaret etti. Evet. Çok şık bir hareketti. Onun tabii ki hakkını verelim. Altını çizelim. Çünkü ülkenin cumhurbaşkanı olarak ikisini de kapsamış oldu aynı zamanda. Hayır çadırına gitti ve şöyle sordu. Neden hayır diyorsunuz? İlk cevap şu. Çağdaş bir Türkiye istiyoruz. Çok güzel ya. Evet. Bu söylem tam da İdris Küçük Ömer'in çizdiği doğru tanımlamanın altını dolduran çok, bir tanımlama. Çok, evet. Yani o kadar maddeler var, konuşuyoruz, ediyoruz. Ama değil mi? İlk cevap çağdaş bir Türkiye istiyoruz. Sayın Erdoğan işte kalkınma hamlelerinden bahsettiği okullardan, köprülerden, yollardan. Onları anlatırken arkadan yani şöyle sordu. Diyelim ki ben tekrar edeyim. Neden hayır diyorsunuz? Başka bir cevap geldi. Yavuz Sultan evet. Selim Köprüsü'nün üçüncü köprünün adını niye Yavuz neden Sultan? Yavuz Sultan Selim diye koydunuz? Bu da tam da bu oy verme davranışını biçimlendiren etkenin 18 madde olmadığını, siyasal propagandayı yapan isimlerden aşağı doğru inildikçe toplumun farklı katmanlarında farklı kültürlerin harekete geçtiğini veya harekete geçirildiğini, bu çok önemli, bu çok harekete önemli. Yok, geçirildiğini görüyoruz. Çünkü
Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve CHP Genel Merkezi'nin bir söylemi var bu kampanya sürecinde. Ilımlı bir söylem. Ne diyor? Hayır çıksa bile Cumhurbaşkanı yerinde Cumhurbaşkanı oturacak. Cumhurbaşkanı devam edecek. Sayın Başbakan yerinde duracak. Bizim de herhangi bir hükümetin veya Sayın Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini sorgulayacak bir tutumumuz olmayacak. Ne kadar? Yani bir şerbeti sunuyor bardak içerisinde. AKP AK Parti'ye dönüştü, başörtülü ziyaret etti falan yani böyle bir olumlu bir... Fakat CHP'nin alt katmanlarına indiğimizde mesela Sayın Muharrem İnce'nin 26 Mart İskenderun mitinginde ki konuşmasında şöyle diyor. Siz bizim çocuklarımızı sopalarla döve döve öldürdünüz sokakta. Utanmazlar, utanmazlar diye böyle tekrarlayarak bunları söylüyor. Veya İstanbul Barolar Başkanı'nın, Türkiye Barolar Başkanı'nın, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin başkanının veya CHP'nin içerisinde Eren Erdem gibi isimlerin bu kampanya sürecinde kullandığı dile baktığımızda çok böyle pejoratif, insanları tahrik edici, işte AK Parti ile o tarihin çöp sepetine fırlatılmış olan işte gericilik, işte yobazlık, işte herkese namaz kılmayı zorunlu kılacaklar. Ek maddeleri de bu gelecek gibi böyle aklı hayale gelmeyen, böyle saçma sapan şeyler insanların kafasına zoku edildiğini görüyoruz. Hayır çadırında Sayın Erdoğan'a yöneltilen cevaplardan da bunu çok net bir şekilde anladık. Çok güzel bir örnek. Mesela orada arkada yine sordu Sayın Erdoğan. Niye hayır diyorsunuz? Cevap. Cevap, siz Alevilerle Sünniler arasında gerilim çıkartıyorsunuz veya ayırıyorsunuz bağlamında. Bunlar işlenmiş kodlar. Az önce söylediğimiz bu darbe mekaniği, işte toplumsal yapıların birbirine düşürülmesi falan filan çok oralarda işlenmiş. İşte o hayır çadırında ve, değil mi? Nasıl böyle ete kemiğe büründü, söze dönüştü. Doğru. Tabii tabii. Hemen önümüze çıktı ve gördük ki aslında bu propaganda süreci bu toplum üstüne çalışan insanların da aslında bu işte İdris Küçük Ömer olabilir, Şerif Mardin olabilir hani isimleri sayabiliriz. Evet, evet. O çizdikleri ana hatlar aslında diriliğini koruyor. Bu oy verme davranışının da mesela kendim takip ettiğim kadarıyla başlangıçta baktığımızda işte AK Partili çevrelerde de MHP'li çevrelerde de kararsızlar sayısının fazla olduğunu görmüştük. Evet. Ama giderek İşte özellikle Sayın Erdoğan'ın sahaya inmesi, Sayın Bahçeli'nin bu Elazığ, Erzurum mitingleri, işte zaten Sayın Binali Yıldırım geziyor Türkiye çapında. Bu sahaya inmelerden sonra giderek kendini toparladığını ve olması gereken yere doğru oturduğunu görüyoruz. Ve hani 1 Kasım seçimlerine baktığımızda AK Parti ile MHP'nin oy oranı toplamda %62. Evet. Bu da Türkiye ile ilgili çizilen o tarihsel şeye de, analize de tam oturuyor. Ben son kertede yine bu oy verme davranışını etkileyecek temel nedenin 18 madde çok önemli. Bunu tartışıyoruz, konuşuyoruz ama son noktada meselenin oraya doğru gittiğini görüyorum. Özellikle bu hayır çadırındaki konuşmalardan sonra. Peki. Çok teşekkür ederim. Öyle bağlamış olayım. Şimdi Markay Bey son bölümde yani son 6-7 dakika vaktimiz var. Ama tabii yani o soruyu da sorarak ya tabii. Kesin yetkisi var mı? Kim istifa edecek burada tabii. Diye sorayım ama siz buyurun. Yani tam Yusuf. Devamı olması açısından Yusuf Bey'in söylediği şey yani niçin mesela bu değişikliğe CHP ve bileşenleri kategorik olarak karşı aslında tam da bu söylediği sosyolojik parçalanma diyelim. Bu aslında Türkiye'nin Osmanlı batılaşma hikayesinde ortaya çıkartılan bir mühendisliğin sonucu. Şimdi CHP mezhepçi bir siyaset yapıyor. Yani bu çok net görüyoruz gerçekten. Evet. Yani karşı tarafın Sayın Erdoğan'a bu soruları soran CHP'nin aslında tam da mezhepçi bir politika yaptığını biz bu mecliste de son derece rahat izliyoruz. Ama bizim bu getireceğimiz sistemde çok enteresan bir şeyin önü açılacak. Nedir? Biz kuvvetler ayrılığını sert bir şekilde sağlıyoruz meclisi yürütmeyi, yasamayı yürütmeden ayırırken. Ama yürütmeyi %50+1 ile seçme noktasına getirdiğimizde ve Cumhurbaşkanı adaylarının milletvekili olamayacağı noktasında da artık bundan sonra Türkiye'de siyaset yapmak ve hükümet olmak isteyen partiler, Cumhurbaşkanı adayları çıkaracak olan partiler sadece kendi mezheplerine, sosyal sınıflarına, sosyolojik sınıflarına, ekonomik sınıflarına, katmanlarına falan dayanarak bir %10 oy koparıp, bir %20'ye oturup
Türkiye'de küçük siyaset bir alan oluşturmayacaklar. Evet. Asla yapamayacak. Evet. Merkez siyaset güçlenecek. Bugün Avrupa'nın gittiği yönün tersine olmak kaydıyla. %50+1 demek Türkiye'de 2019 yılında uygulayacağız bunu 3 Kasım'da muhtemelen. Muhtemelen %90'lık bir katılımla en az 28 milyon insanın oyunu almak demek. Bu şaka değil. 30 milyon oy demek. Tabii 30 milyon oy demek. Şimdi bunu siz seçime gireceksiniz. Cumhurbaşkanı adayı olarak diyelim ki CHP'nin başında hala Kemal Kılıçdaroğlu olursa girecek. Ve kaybettiğinde meclise bile giremeyecek. Giremediğinde partinin grubunun başında olamayacak. Ve orada zaten siyasete de aynı anda bir değişim gelmek zorunda. Başarılı olan bir Cumhurbaşkanı adayı 2x5, 10 yıl görev yaptıktan sonra Sayın Erdoğan bile olsa gidecek. Siyasetin o anlamda dışına çıkacak. Şimdi bu Türkiye'deki bugüne kadar bilinçli bir şekilde yapmaya çalıştıkları toplumsal pay hatlarını bölme, bunları tezat siyasi hareketler veyahut da altlarına doğru terör örgütlerine uzanan icebergleriyle sahada ve siyasi alanda karşı karşıya getirmenin mühendisliğini yıllardır yaptılar ama şu son 3-5 yıldır buna çok daha fazla abandılar. Şimdi yani, onun önünü geçelim. Aslında evet. Türkiye karpuz gibi ikiye bölündü tezinin tam tersi. Tam tersi. Yani kutuplaşma diye şikayet ettikleri her şeyi kendileri yaptılar. Bunu siyasi alanı parçalamak üzere kullandılar. Ama bizim bu getirdiğimiz 16 Nisan'daki teklifin en önemli özelliği siyasette ve toplumda normalleşmeyi dayatmasıdır. Çok güzel. Bunun dışında hareket etmeniz halinde şu olacaktır. Mecliste çok daha parçalı bir yapı artık koalisyon tehlikesi olmadığı için yer alabilir. Evet. Ama yönetimde istikrar, temsil yürütme adalet anlamında sağlandığı noktada da siz artık sadece bir mezhepçi politika, bir etnisiteye dayalı politika, etnikçi bir politika yapamayacaksınız. Çünkü ancak alacağınız zor şu kadarcıktır. Şu kadarcık olursun. Dolayısıyla burada bu anlamda CHP'nin bunu ölümüne reddetmesinin varoluşsal bir nedeni var. O türden bir siyaset artık bitiyor 16 Nisan'da. Bu tabii birçok fazla başka avantajları var. Çift başlılığın giderilmesi, yürütmenin 82'de ortasından parçalanarak vesayetin lehine, siyasetin aleyhine bölünmesinin birleştiği, yürütmenin birleştiği, ya kuvvetler ayrılığının gerçekten yasamayla yürütmenin ayrılması. Ama fesih meselesine gelince, fesih meselesinin hukuki anlamı bir organın, karşıdaki organı hukuki niteliğini, varlığını ortadan kaldırırken kendi varlığının devam etmesidir. Tabii. Şu anki uygulanan sistemde bu vardır. 7 Haziran'dan sonraki süreçte gördük. Bizim getirdiğimiz modelde herhangi bir tıkanma olması halinde o tıkanmanın öncelikli olarak tabii ki mutabakatla ortadan kaldırılması, uzlaşılması ama en nihayetinde bir kaçış yolunda bırakılması. Yani toplum tıkanma diyelim ki birinci yılında yaşandıysa 4 yılı kaybetmemesi için 3 ay içerisinde seçimlere gidip toplumun hakemliğine başvurmak. Burada Cumhurbaşkanlığı'nın meclis seçimi yenileme hakkı var. Ama aynı zamanda kendisinde dönemini kaybederek seçime gitme göze almasıyla meclisin de yine aynı şekilde Cumhurbaşkanı'nı seçime götürme hakkı var. Kendisi de seçime gitmek kaydı. Buradaki şey nedir? Bu Cumhurbaşkanı için istisnai bir kuraldır. Çünkü onun iki tane dönemi var. Ama milletvekilinin seçilme dönem kısıtı yok. Ama her ikisi de bu kadar yoğun uğraşlarla kazandıkları seçimden feragat etmek zorunda. Bu da neyi getirecek? Uzlaşmayı getirecek. Ama hani şuraya geldiği noktada da çaresiz, Amerika'daki gibi çaresiz değiller. Bir seçime gidip hemen ülkenin önünü açmak noktasına. Yani Cumhurbaşkanı'nın meclisi ortadan kaldırma yetkisi yoktur. Bugün Fransa'da bu vardır. Vardır, evet. Ama bizde yoktur. Birlikte seçime gitme vardır. Bunu özellikle çarpıtıyorlar. Tamamen yalanlar üzerine kurulmuş. Yine göbeğini kaşıyan adamlara bakarcasına, yani hakir gördükleri. Hüseyin Bol hızında yalan söylüyor, yetişemiyoruz dediğiniz sıra. Sayın Başbakan, doğrudur. Bu mesela Anayasa Mahkemesi ile ilgili, hani şey deniyor, gerçekten Anayasa Komisyonu üyesiyim bu arada. Yani deniyor ki işte Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı olduğu gibi kendisi işte tayin edecek. Ya bu teklifte Anayasa Mahkemesi ile ilgili madde yok. Evet. Yani dolaylı olarak askeri mahkemeler kaldırıldığı için iki üye eksiliyor da yani yapısıyla ilgili, seçimiyle ilgili. Hiç bakan atamadan atamayabilir. Atamayabilir. 10. madde sadece bakanların atama ve cezai şartlarıyla ilgili, yeminleriyle ilgili madde var.
Ama dün işte maalesef bunun olmadığını, isterse şöyle yapabileceğin, böyle yapabileceğin. Yani burada artık her şey mübah. Eline ne geçerse hani atan sinir eşiğine geçmiş insanlar vardır. Yani en çok söylenen yalanlardan birisi de şey, not almıştım. Evet. Başkanlık babadan oğula geçecek. Evet, 5 yılda bir seçilerek tabii. Başkan ömür boyu başkan kalacak. Kalabilir isterse diye. Böyle bunlar söyleniyor. Yani işte bir de 4 milyon Suriyeli'ye kimlik vatandaşlık verilecek eğer yani böyle bir şey de muhtar oy kullanacak dendi. Lokantalar kapanacak dendi. Akla ziyan. Kapatılacak hep. Akla ziyan. Yani 2 yılda milletvekillerinin 18-25 yaş üzerinden ama gençlerimize tabii yani gerçekten haksızlık yapıldı. Emekli olduğuna dair bu da yalan. Herkes hepimiz emeklilik yaşını bütün vatandaşlar gibi bekliyoruz. Beklemek durumundayız. 2 yılda kazanılan sadece ertelenmiş özlük haklarıdır vesaire vesaire. Yani bunun konuyla da ilgisi yok. Efendim yani. Lafınızı balla keserek biliyorsun bu radyo konuşmasından sonra bir milletvekili Sayın Kılıçdaroğlu onu okur hem de tersten okur diye bir laf etmişti. Büyük ihtimalle tersten okudukları için orada olmayan şeyler üzerinden siyaset yapmaya. Ya çok iyiydi ama vaktimiz bitti. Evet. Ve bunu konuşmaya devam edelim. Çünkü önemli. Çünkü ne dedik? Sezon finali 16 Nisan. Yeni bir sezona başlayacak yeni Türkiye. Yani bu 16 Nisan'ın bir eşik olduğu anlamdaki bence çok güzel bir tanımdı. Katkılarınız için hepinize teşekkür ederim. Sağolunuz. Aslında ne oldu? Sonuna geldik. Hepinize iyi geceler.